Hoş geldin Cüngül. Aman Allah'ım, ne kadar güzel bir karşılama. Çok güzel bir karşılama yaptık size. Hoş geldin. Tekrar karşılaştık. Serdar, nasılsın? Evet, iyiyim. Sen nasılsın Gürbüz? Simge, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen nasılsın Gürbüz? Bu sefer daha kalabalıksınız. Dayım var, kuzenim var, halam var. Ve ben. Simge. O zaman hadi içeri geçelim ve sohbet edelim. Merhabalar, ben Serdar. Yarışmaya İstanbul Sancaktepe'den katılıyorum. Özel bir üniversitede televizyon haberciliği ve programcılığı okuyorum. 3 dakikada çiğ köfte yapan kızın kuzeniyim ben ayrıca. Aynı zamanda Simge'nin yani. Geçtiğimiz haftalarda yarışmıştı kendisi. 3 dakikada çiğ köfte yapmıştı ve büyük bir olay olmuştu bence yarışma haftası boyunca. Aynı zamanda dizi ve sinema film setlerinde makyaj asistanlığı yapıyorum. Bu benim annem yıllar önce bir eğitim almıştı. Sonra kansere yakalandıktan sonra o eğitimleri bıraktı. Kariyer anlamında hiçbir şey yapamadı. Onun yerine ben devam ettim. Hem efekt makyaj eğitimi aldım hem de kozmetik makyaj eğitimi aldım. Kariyerime gelecekte televizyonda kendimi görmek istiyorum. Yani kamera arkası değil, kamera önünde. Aslında burayı bir aracı olarak kullanıyorum diyebilirim size. Hak yiyen tipler çıkarsa tabii ki de ben de haklarını yiyeceğim onların ve kilo almadan bu yarışmayı tamamlamayı düşünüyorum. Ben çok iddialıyım. Bu yarışmayı kesin kazanacağımı düşünüyorum. Kuzenimin alamadığı birinciliği almaya geldim buraya. Serdar, seni zaten tanıyoruz. Evet, beni tanıyorsunuz. Nereden tanıyoruz? Simge'nin günde gelmiştim, hatırlıyorsan evet. Gürbüz. Tabii ki hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Simge, yarışmadan sonra nasılsın? Çok iyiyim. Nuray Hanım'ı ve Suzan Hanım'ı elediğim için, gerimle bıraktığım için çok mutluyum. Ben birinci oldum zaten. Birinci mi oldun? Kadınların birincisi oldum. Seni 3 dakikada yaptığın çiğ köfteyle hatırlıyoruz. 3 dakikada çiğ köfte patentini yemekte alacağım. Yemekte tarihine bence damga vurmuştu bu çiğ köfte kesinlikle. Serdar şimdiden seni eleştirmeye başladı. Serdar hep böyle midir? Kedi fare gibiler. Simge, Serdar'ın yarışmasını sen mi istedin? Ben de istedim. Kendisi de zaten evet. Çok istiyordu ve eli de benden çok daha lezzetli olduğu için denemesini istedim. Simge'nin yarıştığı hafta eğer ben yarışsaydım Gürbüz kesin birinci olurdum. Zaten sana bu yarışmada mutlaka olmalısın demiştim. Kesinlikle ve seni dinleyip ben de geldim. Buradayım şu an Gürbüz. Hadi Serdar, hazırsan bir an önce menünü duyalım. Hazır mısın sen menümü duymaya Gürbüz? Hazırım. Sıcak, içimiz sıcak sütlü kabak çorbası yapacağım. Ardından el açması ıspanaklı, peynirli el açması yarım ay böreği yapacağım. El açması mı? Evet, el açması yapacağım ve kaç yıllık ev hanımlarının yapamadığı şeyi yapacağım ve el açması yapacağım. 23 yaşındayım bu arada. Bu yaşıma rağmen el açması yapacağım, öyle söyleyeyim sana. Ben de yapmıştım ama hiç umurlarında olmadı. Sen hakkını veremedin, ben vereceğim hadi ama. Hadi ver bakalım. Simge, bugün sen de burada olacak mısın? Evet, buradayım. O zaman bol bol sohbet ederiz. Evet, sohbet edersiniz siz. Ben de o sırada tabii yemekleri yaparım. Danarosta köfte yapacağım ama o kadar güzel yapacağım ki bayağı sakız gibi yoğuracağız onu Gürbüz ve hiç kolay olmayacak bizim için. 2-3 aşaması var, beraber yapacağız. Patates püresi yapacağız, ondan sonra yoğurtlu havuç ve pancar salatası yapacağız Gürbüz'cüğüm. Ve Yemek Days tarihinde hiç yapılmamış bir tatlı yapacağız ve sunumuyla, görseliyle herkesi cezbedecek deniz kızlı minik köstebek pasta yapacağız. Deniz kızlı mı? Evet, deniz kızlarını topladık, getirdik, tabaklara koyacağız. Tatlıyı çok merak ediyorum. Evet, bence de Gürbüz, çok güzel olacak. O zaman bu güzel menü için seni tebrik ediyorum Serdar. Bravo! Hadi selam hep beraber. Harika bir aile tablosu. Hadi zaman kaybetmeden markete gidelim. Ara yemeği hariç genel olarak diğer birleştirdiği parçaları açıkçası biraz basit buldum. Parça olarak da bana pek uyumlu gelmedi. Tadıp göreceğiz hep beraber. El açmasını dört dörtlük yaparsa özellikle güzel tutturabilse ve rosta köfteydi değil mi? Rosta köfteyi de kıvamını, pişimini, dış görünüşü, çatlamaması, her şey güzel olursa iyi bir puan alacağını düşünüyorum. Menüyü hem biraz uyumsuz hem de basit buldum açıkçası. Köftenin yanındaki pancar salatasını yakıştıramadım açıkçası. Yani daha farklı bir salata beklerdim. Sütlü kabak çorbası çok basit bence. Daha meşakkatli, biraz daha el oyalayıcı, ne bileyim kendinden bir şey katıcı bir çorba olabilirdi. Tatlıya gelirsek tatlı zaten baştan başa herkesin hemen hemen haftada bir kez yaptığı kekli, kremalı bir pasta yani. O da bakalım pasta olarak önümüze sunabilecek mi? Bu deniz kızı muhabbetinde gerçekten merak ediyorum. Hani şeker hamuruyla mı yapıyor yoksa kalıplara mı koyacak onu merak ediyorum, göreceğiz. Menüyü biraz karışık buldum açıkçası. Bir senkron bir kompozisyon olması icap eder. Bunun da en önemli avantajı sunumda ve görsellikte lezzet uyumunda bizlere doğru puanlamayı ve lezzeti sunması açısından. Dediğim gibi şu aşamada karma bir yapı var. Fakat sunumu, tabak porsiyonlaması lezzetlerini doğru harmanlarsa başarılı olacaktır.
Ama umarım bir karmaşa yaşamayız. Hadi Gürbüz, bir sürü işimiz var, gidelim. Marketten başka ne işimiz var ki? Manava gideceğiz, kasaba gideceğiz, bir sürü işimiz var. Hadi konuşma. Hadi koş. Serdar, kasabımıza geldik. Evet geldik, hemen etimizi alacağız Gürbüz. Ne alacaksın? 750 gram %20 yağlı iki kere çekilmiş kıyma alacağız. Rosto köftemiz için Gürbüz. Yağlı olması mı gerekiyor? Evet kesinlikle, çünkü bunu yoğuracağız sakız gibi ve yoksa pişmez, çiğ kalır içi. Sonra misafirlerimize malamat oluruz. Abi hızlı ol, geç kalacağım, süren bitiyor, lütfen çabuk ol. Yarışmacımız ana yemeği dana rosto köfte için çift çekilmiş kıyma hazırlatıyor. Bütçem de çok kısıtlı Gürbüz, yetecek mi acaba? 71.80. İyi Gürbüz, çok iyi. 750 TL bütçesi olan yarışmacımız dana rosto köftenin kıyması için 71 TL ödüyor. Sağ ol. Hadi bir an önce manava gidelim. Hadi Gürbüz, manava gideceğiz. Bir sürü işimiz var, koş. Manavdan neler alacaksın? Patates, soğan alacağız Gürbüz, kabak alacağız. Bak patatesler burada. Kafamı karıştırıyorsun Gürbüz benim, aklımla oynuyorsun. Ben mi karıştırıyorum? Gürbüz, daha yemeğe başlamadan benim aklımı karıştırmaya başladın. Aklın da hemen karışıyor. Evet Gürbüz, aklım karışıyor çünkü çok heyecanlıyım. Serdar, patates püresine muskat koyacak mısın? Onlar bazıları koysunlar, ben koymuyorum, ben böyle tercih ettim. Sütlü mü yapacaksın? Sütlü yapacağım, tereyağlı yapacağım, güzel ezeceğim. Hatta vaktim kalırsa bir de tel süzgeçten geçireceğim, krema kıvamında yapacağım Gürbüz. Demek patates püresi krema kıvamında olmalı. Serdar nereye? İçeri gideceğim. Eksiklerim var. Onları alacağım Gürbüz. İçeriden alacaklarımız neler? İçeriden ne alacağız? Kabak alacağız, ıspanak alacağız, sarımsak alacağız, dereotu alacağız. Bir sürü şey var Gürbüz. Hadi bekleme, hemen alalım. Serdar, ne zamandır yemek yapıyorsun? Ben yıllardır yemek yapıyorum Gürbüz. Doğduğumdan beri diyebilirim sana. Annen güzel yemek yapar mı? Annem de çok güzel yemek yapar. Eli çok lezzetlidir. Manav alışverişine devam eden yarışmacımız eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Serdar, bu hafta hazır ürün kullanırlarsa ne yapacaksın? Yandı. Çekeceği var. Nasıl çekecekler? Yani şöyle söyleyeyim, ben bile el açması yapıyorsam ana yemeğimi de çünkü sakız gibi yoğuracağım Gürbüz. Ondan sonra tatlımın kekini kendim yapacağım. Bir tek krem şantim hazır. Ama onun dışında hiçbir şeyimi hazır kullanmayacağım. Konserve, yufka kullanan biri olursa yaktım çırasını. Çekeceği var elimden, kurtulamaz. Yandım Allah diyene kadar devam Gürbüz. Herkesin el açması yapması gerekiyor mu? Yani ben yapıyorsam herkes yapmalı bence Gürbüz. 23 yaşındayım ya, yapıyorum. Kaç dakikan kaldı biliyor musun? Kaç dakikam kaldı? Okeydir bence. Söyleyeyim mi? Söyle Gürbüz. Kalan süren tam 17 dakika. Her şeyi aldın mı? Aldım Gürbüz. Peki ne kadar tutuyor? Ne kadar tutuyor? 102 lira. 103 lira tutuyormuş Gürbüz. Hemen cebimden paramı çıkartayım. 100 lira yaptı. Bak marketinde indirim yaptı. Görüyor musun Gürbüz? Buradan 100 lira. Helal et hakkını abi. Gürbüz, alacaklarımız gitti. Şimdi buradan markete gideceğiz. Ondan sonra eve gidip yemeklerimize başlayacağız. Manav alışverişini tamamlayan yarışmacımız ödemesini yapıyor. Evet gidelim Gürbüz, market alışverişimizi yapalım. Süremiz de çok az kaldı çünkü. Bence çok rahat bir şekilde 2,5 saate sığarak hazırlanıp tam takım bir şekilde görsel sunumuyla beraber hoş bir masanın bizi karşılamasını beklerim. Çünkü gerçekten menü içeriği olarak çok basit bir içerik. Her detaya dikkat edeceğimi belirtmek isterim. Gürbüz, marketi talan etmeye geldik. Ekmek alacağız. Hangisi? Acaba hangilerini yerler ki? Şimdi diyette olan biri varsa yandık Gürbüz. Ya ekmek yemezlerse? Yok, ben yine de alayım Gürbüz. Ne olur ne olmaz. Onlara güven olmaz. İçecek ne alacaksın? Ne alsam ya? Onlara sade soda içsinler bence. Sade soda aldık Gürbüz de. Anca hazmederler bence bugün masasını görünce Gürbüz. O kadar iddialı mısın? Evet, o kadar iddialıyım. Yalnız bizim iddialı yarışmacılarımız genelde patlıyor. Gürbüz, o patlayan ben olmayacağım. Patlatan taraf ben olacağım. Hazır krem şanti kullandığın için seni eleştirebilirler mi? Eleştirsinler. En azından benim gibi el açması bir börek yapsalardı, onu da hazır kullansalardı Gürbüz yani. Lütfen sen de orayı da orada bir sus yani. Yarışmacımız listesini kontrol ederek market alışverişine devam ediyor. Soslu bir yemeği yok zaten. Sos olduğu zaman sos oyalayıcı bir yemektir. Oyalayıcı olduğu zaman zaman kaybeder. El açması burada biraz oyalayacak onu. Başka da oyalayacak bir yemeğini düşünmüyorum. 2,5 saate de yetiştireceğini, masaya hazırlayacağını düşünebiliyorum. Biraz karmaşık, kafası karışık belli ki. Çok da hani o konuda hakem kesmek istemiyorum ama yetiştirme noktasında ucu ucuna yetişir. Ucu ucuna yetişir. Başka ne alacaksın? Sirke alacağız lütfen. Her şeyi sirkeye yatıracağız bugün. Yumurta da burada. Sirke aldık. Bir dakika, başka? Galetonu da aldık, tamamdır. Her şeyin tamam mı? Süzme peyniri de aldık. Son bir çikolata alacağız, sonra bitiyor Gürbüz. Son bir dakika Serdar, koş! Koştum. Eksiklerini tamamlayarak kasaya gelen yarışmacımız ödemesini yapıyor.
Borcum ne kadar? 650.95. Şu şöyle paramı sayayım. 200, 300, 400 şurada çıkartacağım. Serdar. Efendim. Tam olarak 71 lira bütçeni açtın. Evet, çok iyi açtım bence Gürbüz. Keşke herkes benim kadar açsa. 200-300 TL aşanlar oluyor. Benimkisi yanında hiçbir şey. Şöyle vereyim ben. Şuradan alın siz. Çok yoruldum Gürbüz. Yoruldun mu? Evet, çok yoruldum. Daha şimdiden yorulduysan... Benim yerime yemekleri sen yapar mısın bugün Gürbüz? Serdar, sen bu yarışmaya neden katıldın? Ben niye yarışmaya katıldım? Birinci olmak için katıldım. Ama yoruldum diyorsun. Yoruldum, evet, sen yordun beni. Gerçekten. Sen beni bence hiç sevmedin. O yüzden benimle hep bugün uğraşıyorsun. Fişe bakar mısın? Destan gibi. Ferman gibi. Hadi gidelim artık Gürbüz. Alışveriş torbalarını alan yarışmacımız yemekleri için eve dönüyor. Aç kapıyı Simge, kesin kahveye çaya daldı bu. Aferin. Ay, poşetleri al çabuk, biz vaktim kalmadı. Geldin mi, yetiştirdin mi? Lafa tutma beni, çabuk ol, hızlı hızlı. Aldım hadi. Her şeyini. Aldım Gürbüz. Tamam hadi. Ay, çabuk, sen üstüne giy. Hadi aklım o kadar karıştı ki. Hadi. Hadi çıkartalım Gürbüz, Serdar birazdan gelir. Simge. Efendim? Yarışmadan sonra çok eleştiri aldın mı? Evet aldım. Kebaplarımı kebapçı yapmış. Peki öyle miydi? Aslında öyle değildi, ben yaptım. Sadece kebapçı pişirdi. İnsanlar çekemedi bence, kıskandılar. Kıskandılar mı? O kadar yapması kolaysa madem gelsin kendileri yapsınlar burada. Lahmacunu bile fırında pişirdin. Lahmacunu fırına attı. Yani lavaşları kendi elinden. 23 yaşındayım, benden ne bekliyorlar ya? Üstüne çok mu geldiler? Çok üstüme geldiler. Çok sinirliyim, çok doluyum. Ben geldim. Hadi Serdar. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz, nasılsın? Serdar, sence Simge kendini savunabildi mi? Bence hiç savunamadı. Simge normalde daha güzel yemekler yapıyordu ve yanlış tercihin kurbanı oldu bence. Ben de bugün Simge'nin alamadığı ödülü almaya geldim. Bu hafta ödül bizim. Simge neden sürekli parmağını gösteriyorsun? Bak ben bekar olsam benden çok farklı Simge'ni görecek. Ya ben söyleyeyim mi? Bekarlıkla ne alakası var? Hayır, anası Gilden çekindiği için konuşamadı. Buradan ben söyleyeyim. Serdar, yemeklere başlayalım mı? Başlayacağız ama başlamadan önce ben sana birkaç ikramlık hazırladım. İnanmıyorum, neler yaptın? Ben... Hadi ikramlıklarını ver. Bir kek yaptım. Kek gelecek ama ondan öncesinde ben size bir bisküvi markasının kremasını kendim yaptım. Ve damla sakızlı. Gerçekten bunları bize mi yaptın? Bu tatlı Magnolia akşam yemeğinde misafirlere sunulmaz. İkramlıktır. Gizem, Cihangir neredesiniz? Evet, evet hemen arıyorum. Şey onları da getirsinler. Maşallah Cihangir ikişer ikişer alıyor. Hemen arıyorum Gürbüz, getirsinler. Gizem ne yapıyorsun? Heyecanlandım bir anda Gürbüz. Çok merak ediyorum kimler gelecek. Şimdi halam gelecek. Serdar iddialı mısınız? Serdar benim yapamadığımı yapacak. Evet, Simge'nin yerine gel. Aa, gel evet, kapı çaldı. Yaşasın, ikramlıklar geldi. Hoş geldiniz. Ooo, kimleri görüyorum? Neler görüyorum? Maşallah, maşallah. Maşallah, maşallah. Neler var burada? Gürbüz, sen tadabilirsin bunu. Kim ne getirdi? Tek tek öğrenmek istiyorum. Kuşbaşılı pide. Bunları hemen ekibimize verelim. Gülşah! Bu keki kim yaptı? Ben yaptım onu da. Bunlar nedir? Pide mi? Kapalı kıymalı pide, kaşarlı, sarma. Arkadaşlar, sarmaya çok sarmayın benim. Be lahmacun. Benim yapamadığım lahmacun. Evet Simge, sen yapamamıştın. Yapmıştım ama onlar beğenmedi. Bu harika ikramlar için size kocaman bir alkış. Ama artık Serdar'ın yemek yapması lazım. Serdar! Bu güzel aileye çok teşekkür ediyoruz ve hemen dışarı alıyoruz. Serdar, eldiveni de taktığına göre artık hazırız. 3, 2, 1. Süremiz başladı. Serdar, ilk olarak neyle başlıyorsun? Öncelikle rosto köftemin köftesini yoğurup buzluğa, dolaba atacağım Gürbüz. Heyecanlı mısın? Hiç değilim. Şu an heyecanımın hepsi gitti. Tabii yemekler basit olunca. Ha, hiç de basit değil. Köfteyi zaten sadece yarım saat yoracak. Simge, senin mi yemeklerin zordu yoksa Serdar'ın mı? Yani zorluk olarak benim yemeklerim daha zordu. Çünkü el açması çok vardı. Ama Serdar'ınkiler de çok meşakkatli. Ama sen 3 dakikada çiğ köfte yoğurdun. Evet, ne var? Zamanım öyleydi çünkü. Yarışmaya katıldığın için pişman mısın? Hayır, neden? Simge, Serdar kendine çok mu güveniyor? Güvenmesi de gerekiyor zaten. Menüsü çok güzel, eli çok lezzetli. Neden güvenmesi?
Serdar, baharatları neden meşrubat bardağına koydun anlamadım. Onu ben de anlayamadım. Şu an heyecandan böyle yapıyorum. Plastik bardaklarım vardı normalde. Unuttum almayı. Baharatları içecek miyiz? Yok. Demek ki insan heyecanlanabiliyormuş değil mi Serdar'cığım? Çok normal. Ama 3 dakikada da çiğ köfte yapılmaz desin diye. Kurban olurum sana. Sen artık 3 dakika yürürsün. Ana yemek, Dana Rosto'nun köftesi için kıymaya rondodan geçen soğanlardan sonra kimyon ve karabiber ekleniyor. Serdar, Dana Rosto'yu ilk kez mi yapıyorsun? Evet, ilk kez yapıyorum Gürbüz. Yoksa internetten mi öğrendin? Evet, internetten evet, öğrendim. Evet, ne yaptın Serdar'cığım? Şimdi ne kadar tuz koyuyorduk? 1,5 çay kaşığı da tuz koyuyorum. Simge, Serdar çok iddialıyım diyor ama Rosto'yu internetten öğrenmiş. Sen şaşırmaması için bakıyor ya, yoksa biliyor. Pul biberim yok Simge. Eyvah! Pul biber almadı. Pul biberim pul nerede? Çok sinirlerim bozuldu. Hindistan cevizini iki kere almışsın. Şaka yapıyorsun. Dana Rosto'nun köfte harcına baharatlardan sonra galeta unu ekleyen yarışmacımız yoğurma işlemine başlıyor. Serdar, şimdi ne yapıyoruz? Kıymamın, köftemin şeyini yoğuruyorum, kıymasını yoğuruyorum güzelce. Bunu dolaba koyacağım Gürbüz. Oldu mu sence? Bunu yoğurdum, bir daha yoğuracağım. Bak, şu an birazcık. Bak 3 dakika bile olmadı Gürbüz, görüyor musun? Lazım. Simge yeteri kadar yoğurmadı. Bilmiyorum ben onun tarifini. Yok daha bilmediğim bitmedi, için. Daha bitmedi o yüzden böyle. Kaldırayım şu an. Kaldırayım onun tarifini. Arkadaşlar, fişi kontrol ettim. Serdar pul biber almamış ama tatlı toz biber almış. Hem o da biber. Canım sağ olsun Gürbüz, bir şey olmaz. Biber ayrı mı var içinde? Toz biber aldım zaten, onu kullanırım. Yapacak bir şey Serdar, de yok. Serdar, hangisine geçeceksin? Şimdi çekimi yapacağım. Şu ana kadar geçen süre 15 dakika. Tamam, süper. Ben gidiyorum o zaman Serdar'cığım, sana başarılar. Görüşürüz demeyin. Yaparsın, hiç heyecanlanma, tamam mı? Panikleme. Tamam, seni seviyorum. Ben İnşallah seni ödülü seviyorum. Alacağız, merak alacaksın. Etme, o iş bizde. Alacaksın, hiç korkma. Tatlarına bak yalnız atarken, tamam mı? Tamam. Simge, seni tekrar görmek harikaydı. Tekrar görüşürüz. Simge'ye çok teşekkür ediyoruz. Serdar, nihayet baş başa kaldık. Köstebek pastaya mı geçtik? Evet, geçtik ve şu an bu inanılmaz derecede akıyor. Çok sinirlerim bozuldu. Deniz kızlı minik köstebek pastanın keki için yumurta ve şeker mikserle çırpılıyor. Serdar, sana yarışmacılardan bahsetmemi ister misin? Et bakalım. Yarın Gökçe Hanım yarışacak. 28 yaşında, 2,5 yıllık evli. Gökçe Hanım'ın önemli bir özelliği var. Ne var? Mutfakları muhakkak ziyaret etmek istiyormuş. Ben de edeceğim, merak etmesin. Evlerde kötü koku olmasını istemiyormuş. Kendi evinde bile parfümle dolaşıyormuş. Mutfak ziyaretlerini kesinlikle yapacağım. Ek olarak benim mutfağıma da mutlaka ziyaret yapılmasını isterim. Çünkü ben ne kadar bir şeylere dikkat ediyorsam, karşımdaki arkadaşlarım da dikkat ediyor mu, etmiyor mu, yemeklerin üzeri açık mı kalmış, kapalı mı kalmış, bunların hepsine dikkat ederim. Çünkü temizlik takıntısı olan bir insan olduğum için hepsine ayrı ayrı dikkat ederim. 2,5 kaşık kakao koyacağım. Peki ya Gülderen Hanım'a ne demeli? 38 yaşında ve 22 yıllık evli. Sıkı dur Serdar. Çünkü Gülderen Hanım yarışmada çok konuşulan bir kadın olmak istiyormuş. Biz de çok konuşuruz o zaman röportajlarda. Yapacak bir şey yok. Yarışmacıların her gün bakımlı gelmesini istiyormuş. O zaman kendi gününde eşofmanla gideceğim onun gününde. Gülderen Hanım konuştuğu zaman kendinden geçiyormuş. Benle konuşacağız zaten, kendinden çok geçecek, merak etme. Bu hafta masada bayağı bir konuşacağım. Coşturacağım masayı. 22 yıllık ev hanımıyım. Daha tecrübeli bir yarışmacı olduğunu düşünmüyorum. Ben buraya kazanmaya geldim. Vanilya ve kabartma tozundan sonra kaç bardak un koyuyoruz? 1,5 bardak ama tarifin birazcık dışına çıktım. Bir diğer yarışmacımız Hatice Hanım. Bursa'da yaşıyor, 37 yaşında. Herkesin damarına basın ama benimkini asla, çünkü mahvederim diyormuş. O zaman damarı direkt kopartırız yerinden Gürbüz biz de. Emin misin Serdar? Eminim. Haksız eleştirilere asla gelemem. Gerçekten deli damarım var yani. Sırf eleştirmek adına ben de konuşayım bilmeden, hele ki bilgisi olmadan eleştirmek adına konuşurlarsa bozarım yani, ciddi bozarım. Bir diğer yarışmacımız Seda Hanım, profil uzmanıymış. Profil uzmanı. Babaannesiyle yaşıyormuş ve hiç evlenmemiş. Astroloji ve burçlardan çok iyi anlıyormuş. Ya. Damarına basarlarsa gözleri yerinden çıkacakmış. Ama kelimelerin sihrini kullanarak yarışmacıları manipüle edecekmiş. Benim yanımda birazcık zor olur o Gürbüz. Dominant profiller olursa, yani böyle parmak sallayarak konuşan profiller olursa onları biraz törpüleyebiliriz. Daha tatlı hale sokarız. Böyle susmuş olan, böyle gözleri ışıltılı, renkli renkli profilleri biraz daha böyle agresif forma sokabiliriz. Hepsini hallederiz. Serdar, şimdi ne yapıyorsun? Şu an tatlının krem şantisini yapıyorum Gürbüzcüğüm. Hazır kullandığın için laf etmesinler. Şu an benim krem şantime laf ederlerse eğer, ben de onların günlerinde zaten hiçbir şey hazır kullanmadığım için bir tek krem şantim hazır. Ben de onlara laf edeceğim. Deniz kızlı minik köstebek pasta için hazır toz krem şanti sütle çırpılıyor. Şimdi yeni bir kap çıkartıp hamurumu yoğuracağım Gürbüzcüğüm.
Ispanaklı peynirli el açması. El açması böreğe mi geçiyoruz? Evet. Gayet hızlısın Serdar. Sen ne zamandır yemek yapıyorsun? Ben vallahi annem küçükken çalışıyordu. Ben evde tencereleri, tavaları yaka yaka yemek yapmayı öğrendim Gürbüz, öyle söyleyeyim sana. El açması ıspanaklı peynirli yarım ay böreğinin hamuru için yoğurma kabına un, yoğurt, ayçiçek yağı ve su ekleniyor. Hamur için neler koyduk? 1 çay bardağı su koyduk, 6 çay bardağı un koyduk, 1 çay bardağı yoğurt koyduk, tuz koyduk. Suyunu koyduk şimdi, ondan sonra yoğurt, un, yağ, tuz, suyu da koyduk. Tamam, bunu yoğuruyoruz, bu okeydir bu hamur. El açması ıspanaklı peynirli böreğin hamuru istenen kıvama gelene dek yoğruluyor. Hamurun bir tık daha kuru olmasını istiyorum Gürbüz. O yüzden tekrar şu hamura unu yedirip bunu birazcık dinlenmeye atacağım dolaba. O orada rahat rahat uyusun. Biz de çıkartıp rosto köftemizi yuvarlayalım. Güzelce tezgaha vura vura hamuru döveceğiz resmen, yani köfteyi Gürbüz. El açması böreğin hamuru buzdolabına alınırken Dana Rosto'nun köfte harcı tekrar yoğrulmaya başlıyor. Dana Rosto köftenin kıvamı nasıl olmalı? Bunu böyle attığımız zaman Gürbüz, şu an böyle dağılıyor ya bak mesela, dağılıyor ya. Bunu öyle biz yoğuracağız ki attığımız zaman tak diye düşmesi lazım. Ana yemek Dana Rosto'nun köfte harcını mutfak tezgahına vurarak istediği kıvama getiren yarışmacımız yuvarlayarak şekil veriyor. Şimdi bir de bunun 3 kere pişirmesi var Gürbüz. 3 defa mı pişireceksin? Yani bu bir fırına girecek, çıkacak, sonra dinlenecek. Biz bunu keseceğiz. Üstü açık bir pişecek, üstü kapalı da bir pişecek. 3 defa! Önemli detay bu ve yağlı kağıdın üstünü hiç kuru bırakmamamız lazım ki etimizin içi çok lezzetli ve kıyır kıyır olsun. Dana Rosto köfte yağlı kağıda sarıldıktan sonra cam tepsiye alınıp üzerine su gezdiriliyor. Şimdi rostomuz da hazır. Şurada kalsın Gürbüzcüğüm bu. Kek piştikten sonra devam edeceğiz ona. Bu sırada ben de bir... Kaç dakikam kaldı bu arada? Öğrenebilir miyim senden lütfen? Kalan sürem tamı tamına 1 saat 51 dakika. Oh süper. Halacığım gördün mü, Serdar mutfağı mahvetti. Aynen Serdar'cığım, perde, o cam bitmiş hepsi. Hala. Ama canın sağ olsun, yetişir. Serdar kazanırsa sana ne kadar verecek? Yarısını bana verecek. Ne? Yarısını mı? O zaman mutfağa zarar verebilirsin Serdar. Evet, tezgah, öyle yapmayı düşünüyorum. Neredeyse şu an hamurum oldu Gürbüz. Halacığım, sence Serdar nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Ve nihayet kek çıktı. Halacığım, kek çatlamış. Zaten kesilecek o bunlar. O zaten olacak. Yuvarlak yuvarlak kesilecek keklerim Gürbüzcüğüm. Ve ben de bu sırada Dana Rosto köftemi de fırına atıyorum. Ana yemeği Dana Rosto köfteyi fırına veren yarışmacımız ıspanaklı peynirli böreğin hamur bezelerini hazırlıyor. Ne kadar hızlısın Serdar. Yemekleri neredeyse bitirdin. Gürbüz çok heyecanlıyım şu an. Kaç beze oldu? Şu an 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Hadi artık ben çıkıyorum. Sana kolay gelsin. Tamam halacığım, sağ ol. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederiz halacığım. Harikasınız. Serdar, acaba hamuru açmadan önce pancarı mı haşlasan? Ve hatta Gürbüz şöyle bir şey yapalım biz seninle bence. Hamur açmaya ara veren yarışmacımız sebzelerini ve yeşilliklerini sirkeli suda bekletiyor. Serdar, kitap yazmaya nasıl karar verdin? Hep böyle yazı yazmayı istiyordum. Senaryo yazma isteği hep vardı bende. Ama bu son zamanlarda okula hep metrobüsle gidiyordum. Yolda böyle sıkılıyordum. Kendi kendime böyle kendi kuzenimin, kendi hayatımda yaşadıklarımı, çevremde insanların yaşadıklarını hep böyle notlara kaydetmiştim telefondan. Ondan sonra bir site var, yani anonim yazarların şeylerini paylaştığı bir site vardı. Orada yazmaya başladım. Sonra baktım okunmalar 30 bin oldu, 40 bin oldu, 50 bin oldu. Sonra bir yayın evi yazdı bana, ben şakaya sandım. Kitabınızı basalım falan diye. Hatta imza gününe bile gittim, öyle söyleyeyim sana. Çok büyük bir heyecandı benim için. Serdar, bu harika değil mi? Kesinlikle. Sonra bir kitap daha yazdın. Sonra ikinci kitabımı yazdım. O kitapta da halamın hayatını anlattım. Bu halan mı? Bu halan değil. Hangi halan? Yurt dışındaki halam. Fransa'da bir halam daha var benim. Neden halanı yazdın? Halam çok zor bir evlilik geçirdi. Çok zor bir hayatı oldu hep. Onun hayatını yazmayı istedim ben de. Serdar, seni gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Gürbüzcüğüm. Börek için hamur açan yarışmacımız iç harcı için yıkadığı ıspanakları doğruyor. Yeniden kitap yazmayı düşünüyor musun? Üçüncü kitabımı yazıyorum zaten Gürbüzcüğüm. Ne güzel, şimdiden adını da belirlemişsin. İçeriği nedir? İçeriği nedir? Yine aynı şekilde dram. Görüştüğüm birkaç kişi var, onların hayatlarını yine anlatacağım. Başkalarının hayatları üzerine hikayeler mi yazıyorsun? Kesinlikle. Bunlardan etkileniyor musun? Evet evet, etkileniyorum. O yüzden yazıyorum zaten onların hayatlarını. Böreğin iç harcı için doğranan ıspanaklara toz biber ve tuz eklendikten sonra soğan rendeleniyor. Ne kadar soğan koyacaksın? Çok koymayacağım çünkü
lezzet versin diye sadece biraz koyacağım. Yoksa çiğ koymuşsun falan filan diye laf etmesin de uğraşamayacağım. Serdar, her şeye laf ediyorlar değil mi? Kesinlikle, her şeye laf ediyorlar. Sen her şeye laf edecek misin? Şunu söyleyeyim, gerçekten hakkımı verirlerse, hak ettiğim puanı alırsam hiç kimseyle uğraşmam. Sadece yine ufak tefek takılırım. Ama hakkımı vermezlerse, beni çok eleştirirlerse, boş boş yere, olmuş yemeği olmamış derlerse o zaman benden korksunlar. Biraz iddialı olacak ama puan verirken 5'ten aşağıya çok acayip bir durumla karşılaşmazsam 5'ten aşağı puan vermeyi düşünmüyorum. Neden? Zaten 3'ten başlıyoruz. Haliyle burada biraz adalet. Adaletten kastım şu, ciddi anlamda bir akıl, zihin çalıştırmamız gerekecek. Koku çok önemli benim için. Kokusu güzelse yemek güzeldir, bitti. Kötüyse, hatta şöyle diyeceğim. Arkadaşlar kokusu güzel mi? Tamam, beğendiniz. Haydi öbür yemeğe geçelim. Yani ilk günümüzden karşılama konusunda, sunum konusunda, masa düzeni konusunda ve görseller konusunda kendim ne kadar dikkat edeceksem karşımdaki yarışmacı arkadaşlarım da aynı şartlarda dikkat etmesini isterim. Ünlü şeflerden hem tatlım için hem ana yemeğim için tarif aldım. Bunların püf noktalarıyla alakalı bilgiler edindim. Yani çok emek harcadığımı düşünüyorum. Umarım bu arkadaşımız da kendi menüsü için çaba sarf etmiştir. İlk defa yapıyorum gibi yorumlarla gelmez. Lezzetlerini beğenmezsek işte ilk yaptım, fırının azizliğine uğradım gibi yorumlar duymak istemiyorum. Çünkü ben 150 kez denedim, o da denesin. Ana yemeği dana rosto köfteyi kontrol eden yarışmacımız el açması böreğin iç harcına peynir ekliyor. Ve bu harcımı direkt eldivenle dalacağım. Eldivenimle direkt daldım içine. İç harcımın. Menüyü simgeyle mi belirledin? Yok, simgeye sorar mıyım sence Gürbüz? Kendi yemek tez geleceğim için de böyle bir karar almak istemedim. Börek halamın tarifi, deniz kızlı köstebek pasta kendi tarifim. Ya aslında köstebek pasta normalde de yapılan bir şey ama ben sadece şey yaptım. Deniz kızlarını kendim ekledim. Bu iç harcım burada kalsın bu arada Gürbüz. Börek için açılan hamurların üstüne ıspanaklı peynirli harcı koyan yarışmacımız yarım ay şeklinde kapatıp kaseyle keserek son şeklini veriyor. Börekleri açarken pancarlarla patatesleri haşlasan nasıl olur? Evet, haşlansın onlar artık. Salataya geçen yarışmacımız pancarları soymaya başlıyor. Yemeklerin provasını yaptın mı? Hepsini yaptım. 2 saat 10 dakikada yetiştirdim. Ama ben yoktum Serdar. Yoktun Gürbüz. Başımın belası. Bu arada pastamız bitti değil mi? Pastamın sadece bir süslemesi kaldı Gürbüz. Salatası yapılacak pancarlar haşlanmaya bırakılırken püre için soyulan patatesler farklı bir tencereye doğranıyor. Serdar, kendi ayakları üzerinde duran bir insansın değil mi? Evet. Genç yaşta mücadele etmek zor oluyor mu? Oluyor. Şu an hayat daha zor benim için. Yarışmak mı daha zor? Ben hiçbir zaman böyle toplu yemekleri bir arada yapmadım Gürbüz. Ondan dolayı şu an inanılmaz derecede zorlanıyorum. Pancarlardan sonra patatesler de haşlanmaya bırakılırken ana yemek dana rosto köfte fırından çıkarılıyor. Şu an hiç bunu birazcık dinlendireceğim Gürbüz'den. Serdar, Kahramanmaraş'a gidip geliyor musun? Tabii, yarışmadan sonra hemen gideceğim zaten. Orada beni izleyen kuzenlerim var, onlara da buradan selam yolluyorum. Kim onlar? Seren, Zerrin, Zeynep abla, yengem, hepsi beni izliyorlar şu an. Yarışmadan sonra aileden Simge'ye nasıl eleştiriler geldi? Yani Maraşlıyım demiş ama Maraşlı değiliz, biz Elbistanlıyız. Ona herkes çok takıldı. Ispanaklı peynirli börekler yarım ay şeklinde hazırlandıktan sonra fırın tepsisine alınıyor. Umarım hamurunu ince açar. İnce olursa, çıtır çıtır olursa mükemmel olur. Hamur olup da kalın olup da kalkıp da kesmesi, yemesi kötü olursa hiç güzel değil bence. El açması seçmesi tabii ki de onun için bir avantaj ama açmasının da tabii ki de bir yöntemi olmalı bence. Uygun şekillerde açarsa ve hamur kalınlığını ayarlayabilirse, iç malzemeleri zaten standart olan malzemeler. Eğer ki hamur ayarını tutturabilirse malzemelerle birleşince güzel bir börek olabilir. Altıncı böreğimizi de yapıyoruz. Evet, son böreğimi yapıyorum şu an. Hatta bu da bitmek üzere. Tam 6 tane yapacağım, hiç riske giremeyeceğim. Tek çocuk olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir şey, tüm ilgi ve alaka senin üstünde oluyor çünkü. Kardeşin olsun ister miydin? Vardı, annem düşük yaptı maalesef. Çok uzun zaman önce. Bu arada bayağı iyi açtım yufkamı ya. Son böreğini de hazırlayıp tepsiye alan yarışmacımız dana rosto köftenin yağlı kağıdını çıkarıp dilimlemeye başlıyor. Bakalım köftemiz dağılacak mı? Gördün mü? Bravo Serdar! Dağılmadı! Tadım için plastik kaşıklar mı aldın? Evet. Ama hiçbir şey tatmadın. Hiçbir şey tatmadım ve şu an bu dağılıyor. Dağılmaya mı başladı? Evet, içi birazcık pişmemiş. Erken çıkarttık sanırım. Dana rosto köfteyi dilimlere ayıran yarışmacımız hazırladığı salçalı sosa sarımsak rendeliyor. Çok biraz da tereyağı koyacağım buna. Tereyağı lezzet mi verecek? Evet, tuz koyacağım birazcık da. Altını açıyorum rostom için.
Tamamdır. Rostonun sosunu koyup fırına vereceğim. Şimdi hemen deniz kızlarının kalıplarını çıkartmam lazım. Deniz kızı kalıpları çok önemli. Kesinlikle. Yoksa seni çok eleştirirler benden söylemesi. Evet, haklısın. O yüzden onlara öyle bir şans vermeyeceğim. En azından tatlı konusunda yırtacağım yani. Köstebek pasta için kalıpla kekten parçalar alınıyor. Yanmıyor bu ya. Yanmıyor mu? Pancarı alıyorum şu an. Serdar bak, sana çakmak veriyorum. Dur, verme bana şu an çakmak. Hemen ocağı yakarsın. Şunu şuraya koydum, okey. Pancarlar oldu mu? Pancar oldu, haşlandı, bayağı oldu. Köstebek pasta için çıkarılan kek parçalarının üzerine krem şanti sürülüyor. Sonra muzlarını koyacağım üzerine. Sonra tekrar krem şanti koyacağım. Yanlarını köstebek şeklinde alana kadar hazırladığım kek harcıyla kapatacağım. Ardından en son sunumda deniz kızlarını kullanacağız. Deniz kızları nasıl olacak acaba? Bakalım nasıl olacak, ben de çok merak ediyorum. Çilekleri nerede kullanacaksın? Sunumunda kullanacağım çileklerimi. Minik köstebek pasta için krem şantinin üzerine muz dilimleri yerleştirildikten sonra tepside kalan kek parçaları rondodan geçiriliyor. Ardından krem şanti ve muzların üzeri kek parçalarıyla kapatılıyor. Hiç istediğim gibi değil, gitmiyor yani şu an ana yemek. Ve bu arada burada yarışmak o kadar zormuş ki, yani evde bunları o kadar rahat kafayla yapıyordum ki, yani katılacak olan herkese diyorum yani kesin yaparım, birinci olurum demeyin. Şu an ben o iddiamı böyle bir tık gerisindeyim yani. Yani iddialı olmamak mı gerekiyor? Çok iddialı olmamak gerekiyormuş çünkü put gibi kalabiliyorsun da bazen. Minik köstebek pastaları tamamlamaya çalışan yarışmacımız kek parçalarıyla pastaların üzerini kapatmaya devam ediyor. Tatlımın bir tek deniz kızları kaldı. Tatlımı buzluğa atıp dolaba atıyorum. Minik köstebek pastalar buzdolabında soğumaya bırakılırken ana yemek dana rosto köfteye salçalı sosu dökülüyor. Rosto fırında ne kadar kalacak? Şöyle söyleyeyim, bir 15 dakika pişecek. Salçalar üstünde bütün bütün kaldı. Bir şey olmaz onda, zaten fırında pişer. Bunu üzerine kapatmam lazım ama neyle kapatacağım? Yağlı kağıt. Bak, yağlı kağıt hemen önünde. Evet. Ana yemek dana rosto köfteyi tekrar fırına veren yarışmacımız çorba için tereyağında kavurduğu una süt ve su ekliyor. Serdar, yoksa gerilmeye mi başladın? Evet. Keyfin iyi mi? Keyfim şu an bir tık daha iyi çünkü az kaldığını düşünüyorum. Yetiştireceğim inşallah. Çikolatalarım da eridi. Bunlara elim yanmadı, yanmaz. Ben Marie usulü eritilen çikolatalar deniz kızı şeklindeki kalıplara dökülüyor. Böyle şekil vermek nereden aklına geldi? Sunumda çok güzel duruyor. Dedim böyle bir şey yapayım, güzel olur bence. Bence gayet de güzel oluyor yani. Minik köstebek pastalara eşlik edecek çikolatalar deniz kızı kalıplarına alınmaya devam ediyor. Dördüncü de hazır. Son iki tane kaldı. Serdar, hızlanmaya başladın. Kapıya dayanınca. Gerçekten süren de azaldı. Evet, kaç dakika mı kaldı Gürbüz bu arada? Maalesef kalan sürem tamı tamına 43 dakika. Şaka yapıyorsun. 43 dakika mı? Çabuk ol Serdar, çabuk. Buzluğu bana açabilen biri. Ben açarım, merak etme. Şurayı da açabilir misin? Buzluğu mu? Evet Gürbüz'cüğüm, hadi lütfen, sürem azaldı zaten. Ne olursa benimle uğraşma. Tamam, hadi bunu kapatalım. Yani deniz kızını bize ne şekilde sunacak, ne yapacak? Figür olarak mı? Tamamen bir pastacı gözüyle bakacak olursak figürlü bir şekilde bunu bize sunması gerekir. Yani o minimal figürlerle bize getirmesi gerekir bu pastayı. Eğer ki adı gibi güzel bir şekilde gelirse tabii ki de puanım olumlu olacaktır. Çorbaya devam eden yarışmacımız kabuklarını soyduğu kabakları tencereye doğruyor. Sütlü kabak çorbası bu kadar mı? Çorba bu kadar. Sadece robota vuracağım, ondan sonra baharatları girecek içine. Patates püresine mi geçiyoruz? Evet, geçiyoruz. Patates. Parçalanmış rostoları ne yapacaksın? Onu ben kapatmaya çalışacağım, gizlemeye çalışacağım. Peki nasıl başaracaksın? Ne söylemezseniz. Püre için haşlanan patateslere tereyağı eklendikten sonra eziliyor. Pürem çok iyi oldu bence. Yani artık Serdar, bunu da yapamazsan sana yazıklar olsun. Patates püresi görmekten sıkıldık. Patatesi haşlayıp ezip önünüze koyacak. Muhtemelen altında yatak yapacak diye düşünüyorum. Süt katar, ne bileyim muskatını falan rendelerse belki biraz güzel olabilir. Serdar, rostolar yandı mı yoksa? Aa yok, hiçbir şey olmamış. Nasıl olmuş? Güzel pişmiş. Parçalanmışı bana ver de tadına bakayım. Ödüm koptu Gürbüz, sus. Fırın kabakları girecek şimdi fırına. Rostodan kaçar tane vereceksin? Birer tane vermeyi düşünüyorum. Say bakalım kaç tane var. Bakayım kaç tane var. 12 tane çıkarsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane çıkıyor, 2 tane fazla kalıyor. Yiyebilirsin bir tane Gürbüzcüğüm. Püreye tuz attın mı? Tuzunu attım, okey patates. Peki rostoya? Rostonun da tuzundan eminim. Ama bilmiyorum. Sütlü kabak çorbasıyla sunulacak kabakların kabuğu soyuluyor. Şimdi neye geçtik? Kabaklarımızı atacağız fırına. Kabakları nerede kullanacaksın?
Sunumda kullanacağım Gürbüz. Neyin sunumunda? Çorbanın sunumunda. Çorbanın sunumunda nasıl kullanacaksın? Üzerine halka halka kabaklar koymayı düşünüyorum. Herkesin kabağın şeyin üstüne, çorbasının üstüne. Daha güzel duracak sunumda. Serdar, neye canın sıkıldı? Rosto'dan dolayı. Rosto'yu çünkü çok güzel yaptığım bir yemekti benim. Mahvettim bugün Rosto'yu. Sütlü kabak çorbasında kullanılacak dilimlenmiş kabaklar tuzlandıktan sonra fırına veriliyor. Çorbamız ne durumda Serdar? Kabaklar birazcık pişmiş, bir tık daha pişerse okeydir benim. Kabaklar pişmeye devam ederken salataya mı geçsek? Geçelim bence artık Gürbüz. Salata için haşlanan pancarlar rendelenmeye başlıyor. Salatanın içine başka neler girecek? Bir tek havuç girecek, bir de başka da bir şey girmeyecek. Yoğurtlu mu olacak? Yoğurt, süzme yoğurt girecek. Pancarlarım da okey. Bunlar burada, dinlensinler. Çorbamı robota vuracağım Gürbüzcüğüm. Yemeklerini tamamlamaya çalışan yarışmacımız sütlü kabak çorbasını blenderdan geçirdikten sonra salata için havuç rendeliyor. Bir yandan da çorbam için şu dayotlarını da doğrayayım da laf etmesinler. Bunda niye dayotu yok diye. Eyvah eyvah Serdar, çabuk ol çabuk. Eyvah ne eyvah, börek kaldı, ben diyorum hala daha ne var. Şöyle bir düşünüyorum, bu menüyü görünce kendi menümle rakip olarak görmüyorum. El açması var ama yani büsbütün bir hamur açmayacak. Küçücük yuvarlak bir hamurlar açacak. Küçük küçük. İçerisine harcını koyacak. O harcı da dediğim gibi yani ıspanaklar hazır alınmazsa, uğraşırsa. Kolay bir börek. Çok basit bir börek. Havucumuz da hazır Gürbüz. Buna sadece soğuyunca simgenin taratoru gibi olmasın diye soğuyunca koyacağım. Salatayla pancarı ne zaman birleştireceksin? Onları sonunda birleştireceğim Gürbüz. Hazır olup dolaba girecekler bunlar, o kadar. Salata için kavrulan rendelenmiş havuç ve haşlanan rendelenmiş pancarlara ayrı ayrı kaselerde süzme yoğurt ekleniyor. Kaç dakika kaldı tam Gürbüzcüğüm? Maalesef kalan süren damı damına 13 dakika. Şaka yapıyorsun. Hala böreklerin pişmedi ve masam da var. Zamanla yarışan Serdar, el açması ıspanaklı peynirli yarım ay böreğini tavada pişirmeye devam ediyor. Yarışmada beni izleyenler diyecek, bu ne yapıyor? Rezillik. Girecek yer yok artık, koyacak yer kalmıyor. Her şey pis oldu. Tavada pişen ıspanaklı peynirli börekler kenara alındıktan sonra yağlanıyor. Bu arada mutfağı ve tezgahı temizledin Serdar, tebrik ederim. Teşekkür ederim Gürbüzcüğüm. Senin bu yaptığını yapamayanlar da var. Evet biliyorum. O yüzden birazcık şanslıyım sanki. Çabuk ol Serdar, artık masayı kurman lazım çünkü son 6,5 dakika. Ekmekliğim buradaymış. Alıyorum hemen. Börekleri pişiren yarışmacımız salona geçmeden önce ekmekliği hazırlıyor. Ben ekmeklerimi koydum, hemen masamı hazırlamaya gidiyorum. Serdar son 5 dakika, çabuk. Ekmeklerim hazır. Serdar yetiştirdin yetiştirdin yoksa... Gerçekten yetiştirdim, yetiştirdim. Yetiştiremedim artık. Bitti Gürbüzcüğüm. Giyinmen de lazım. Evet. O zaman daha da hızlanman gerek. Kesinlikle Gürbüz. Masa örtüsünü serip servislerini açan yarışmacımız mumluklarından sonra yemek takımlarını masaya alıyor. Bu takımlar kimin? Yeni aldım bunların hepsini yarışma için. Gerçekten mi? Evet, çatal bıçak takımım da yeni. Masadaki her şeyim yeni. Serdar ne kadar harcadın? 3500 lira falan gitti. 3500 lira! Serdar kazanamazsan gitti paralar. Gitsin, bir şey olmaz. Yemek takımlarından sonra servis peçeteleri, ardından da kaşık, çatal ve bıçaklar yerleştiriliyor. Hiç umurumda bile değil artık çatal bıçak şu tatlı düzeni. Masaya yeteri kadar önem veremiyor musun? Veriyorum ama çok yoruldum çünkü artık ilerlemiyor yani benim için. Hala bardaklar ve ekmeklik yok. Ekmek orada. Hani nerede? Serdar hadi bardakları koy. Bardaklarım nerede? Serdar nereye? Bardaklarımı suyuma aldım. Çabuk ol çabuk. İnanmıyorum ya, çok kötüyüm bugün. Sağ tarafına geliyordu demişti bana simge. Masayı simgeye güvenerek mi yapıyorsun? Ya gerçekten ben şu an inanılmaz derecede ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Son 2 dakika. Çiçeklerimi getireyim hemen. Çiçeklerimi alıyorum hemen. Misafirlerim için yaptırdım çiçeklerimi. Masayı tamamlamaya çalışan yarışmacımız buzdolabında sakladığı çiçekleri masaya alıyor. Çakmak. Çakmak alabilir miyim? Al hadi. Giyinmeye mi gideceksin? Evet. Serdar başardın. Koş Serdar koş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serdar iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Şöyle yapayım size. Böyle yapalım. Evet.
Korona tokalaşması. Kesinlikle, haftanın ilk günü, ilk yarışmacımız. Hoş bulduk. Serdar'a geldik. Evet, Sancaktepe'deyiz. Evet, kesinlikle. Aa, hemen burası mı mutfak? Evet, burası. Bütün yarışmacılar bismillah bir ziyaret ederler. Evet, ben de herkesin mutfağına gireceğim o yüzden. Ciddi misin? Ama hemen nasıl geliyoruz? Ben girdim. Arada. Girin, hoş geldiniz. Girin. Hiç sıkıntı yok. Yok yok, sıkıntı yok. Naber, girebilirsiniz. Benim? Sağ ol, iyiyim. Aa, tertemiz vallahi, bravo Serdar. Evet. Gel yanıma azıcık sohbet edelim. Çok şıksın, ne tarzı böyle. Teşekkür ederim, size kadar olmasa da. Ay çok teşekkür ederim, aferin. Vergi ödüyor musunuz bu güzellik için Zuhal Hanım? Ne yapıyor muyum? Vergi ödüyor musunuz bu güzellik için? Çok güzel. Tatlım çok teşekkür ederim. Tabii bir hayli yüksek bir vergi ödüyorum. Evet, espriler bir tarafa. Evet. İlk yarışmacımız Serdar, gel böyle. Geldim. Ne iş yapıyordun? Ben makyaj asistanıyım. Makyaj asistanı. Makyajınız da çok güzel olmuş. Aa, ben kendim yapıyorum. Süpersiniz. Ne yapalım, korona da böyle. Öğrenciyim. Ama aynı zamanda da okuyorsun bildiğim kadarıyla. Ne gelişimiydi, bir şeydi? Televizyon haberciliği ve programcılığı okuyorum özel bir üniversitede. Aa, bizim sektöre gireceksin. Evet, bizim sektöre gireceğim. Ne yapmak istiyorsun ileride? Televizyon önünde olmak istiyorum. Televizyon önünde, sizin önündesin. Sizin gibi önünde olmak istiyorum. Ay teşekkür ederim, bak. Belki de yıllar sonraki varisin, bilmiyorum ki. Yok, estağfurullah, o kadar olur mu? Lütfen ya, estağfurullah. Yani sunuculuk mu, programcılık mı? Yani... Hangisi olursa Zuhal Hanım'a. Allah neresi, ama bugün iyi değerlendir. Kameraların hepsi sende bugün. Evet, hepsi bende. Bu şansını iyi değerlendir. Belki de gelecekte kariyer açısından da bir adım olacak senin kesinlikle. İçin. Ama ilk adımı yemeklerle atacaksın. Kesinlikle. Kazanırsan ne yapacaksın? Kazanırsam ne yapacağım? Ödülün yarısını halama vereceğim. Aa, niye halaya gidiyor? Halamın evinde yarışıyorum bugün. Annem... Burası halanın evini mi? Evet. Annem... Sen nerede yaşıyorsun? Ben bir sokak ötede oturuyorum. Ha, burası daha mı müsait? Yok, annem kanser hastası olduğu için eve kimseyi alamıyorum. Ne, o yüzden diyorsun? Burada yarışacağım. Ne kanseri anne? Yumuşak doku kanseri. Peki ne durumda şu an anneciğim? Şu an akıllı hap kullanıyor. Kemoterapiyi kestiler. Birkaç hafta sonra PET çekilecek. İnşallah güzel çıkar. İnşallah güzel sonuçlar. İnşallah, hayırlı teşekkür haber. Ederim. Allah sağ ol. Annenin adı ne? Suzan. Suzan Hanımcığım, acil şifalar diliyorum. Güç kuvvet diliyorum. İnşallah işe yarasın o tedavi. Çok duyduğumuz İnşallah. Bir yöntem. Kesinlikle. İnşallah herkese Allah şifalar çok versin. Çok teşekkür ederim. Çok hadi sağ olun. Suzan Hanım için. İnşallah asıl ödülü alacağım. İnşallah. Evet. Peki. Ben bu arada size 3 dakikada çiğ köfte yapan kızın kuzeniyim. Birkaç hafta önce yarıştı. Hatırlıyor musunuz? Ay, yetişemiyorum hepsinize. Mikrofon. Aman dikkat et. Beyefendi kim? Ben kuzeniyim. Beyefendi Serdar. Kuzenim. El açması yaptı. Sumaklı soğan yaptı. Eksi döktü. Ah, Simge'nin. Nesisin? Kuzeniyim ben. Neyinin kızı oluyor Simge? Dayımın kızı oluyor benim. Dayının kızı oluyor. Evet. O mu dedi katıl çok güzel diye? Evet, ben çok istedim katılmayı. Size görmek istedim. İyi yapmışsın. Simge'ye de sevgiler, selamlar. Simge yapamadı ama evet, sen... Evet, yapamadı. Ben ödül almaya geldim direkt sen bu arada. Sen ne yaptın? Simge'ni izledin mi bölümünü? İzledim. Hatta o gün oradaydım. Yani çok şey oldu, çok normal oldu. Express çiğ köfte. Kesinlikle. 3 dakikada çiğ köfte olmamıştı. Yakında raflarda. Hadi bakalım, inşallah seninki de olsun. Sütlü kabak çorbası mı? Evet. Güzel görünüyor. Sen el açması börek mi yaptın? Evet. Şaka yapıyorsun, yetiştirdin mi her şeyi, onu soramadım. Ay, yarım ay böreği. Evet. Tamam, güzel. Evet, püren var burada. Sapsarı güzel görünüyor. Orada şurada ne var canım benim? Şurada rosto köftem var, fırın kabaklarım var çorbanın sunumu için. İyi. Tatlım biz... dolapta. Onu hiç açmayalım. Evet. Rahat orada donsun kendisi. Evet. Pasta mıydı? Evet, deniz kızla. Deniz kızdı. Evet. Hadi gel bir de içeri geçelim. Hadi gidelim Zuhal Hanım. Evet. Aa, masan da hazır. Evet, hazır. Vallahi yetiştirdim bravo. Her şeyimi. Vallahi bravo. Gençsin de sen, kaç evet, yaşındasın? Evet, 23 yaşındayım. 23 ne ayol bebe? Evet. 23 nelerin daha kazası çocuklar. Daha bebeğime el açması yaptım lütfen yani. Bir de el açması yaptı. Simge'ye kesinlikle. Benzemez. Kuzene ama karıştırmayın Simge'yle. Evet, kesinlikle. Bu tabak çanak halanın mı? Ben hepsini yeni aldım, sizin için özel. Ne diyorsun? Çatal bıçak takımım, sıklalarım. Ah kıyamam. Evet, teşekkür kapım çaldı. Ederiz. Hadi sen aç bak. Özür dileyerek sizden kapım açmaya gidiyorum. Rica ederim, çok da kibar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız ben Serdar Bey? Ben deyim. Çok Bey. Teşekkür ediyorum. Şunları çantanızı ve size. Üstünüzdekini alayım. Masası da pek şık. Gürbüz ne haber? İyi haftalar Zuhal Hanım. Nasılsınız? İyi, seni sormalı. Bomba gibiyim. Vallahi. Nasıldı mutfak? Serdar çok uğraştı. Sen uğraştın mı? Ben de uğraştım. Ellerinde hala unlar görüyorum. Hamura mı girdin? Bizi lahmacunlarla, kebaplarla karşıladılar Zuhal Hanım. Merhabalar Ay, Zuhal Hanım. Ay yapma ya. Merhaba Aa, Hatice. Çok hoş geldin canım. Hoş sen de çok zarifsin. Hoş geldin. Biraz dar burası. Şöyle kameralarından tamam, geçmek problem durumundasınız. Yok. Nasılsınız Zuhal Hanım? Vallahi iyi, seni sormalı Hatice. Teşekkürler. Şıklık yahu. Teşekkür ederim. O sizin güzel bakan gözleriniz. Çok teşekkür. Ha, ulaşabildin mi bana? Gel sesime gel. Geliyorum. Sese doğru geliyorum. Sese doğru gel. Nereden geldin Hatice? Bursa'dan geliyorum. Aa, güzel bir şehrimizdir Zeytin Bursa'da. Zeytinşehir. Zeytinşehir. Yarışmacımız da evet, Serdar. Evet, Elbistanlıyım ben de. Aa, evet. Kahramanmaraş Elbistan'ı bizden kucak evet. Tosu eyler. Kapı çaldı, sen hemen gidiyorum ben yine. Yarışmacımız da gelsin. Evli miyiz Hatice? Evliyim, 3 çocuk annesi. Kaç? 3.
Hoş merhabalar, geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Gökçe ben. Serdar ben de memnun oldum. Galoş giymemi ister misiniz? Hiç gerek yok. Buyurun girebilirsiniz tamam, tabii ki. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çantanızı alacağım sizden. Teşekkür ederim. Erken evlendin herhalde. Hiç evet. Göstermiyorsun. Evet. Nişanlı desen yerim. Yok. Öyle o derece. Üçten. Allah bağışlasın. 17 yaşında oğlum var. Bayılmayız öyle. Da yer de dar. Bayılmayın lütfen. Sıkıştım evet, kaldım yok. Burada çocuklar. Duvara monte oldu. Yer yok, bayılmayın lütfen. 17. Oğlum 17, kızım 16. Maşallah. En küçük 4 yaşında var. 3,5 yaşında bir de. Kaç yıl sonra? Söylenin. Hoş bulduk. Gökçe. Merhabalar. Tanış. Merhabalar Hatice. Hatice Hanım. Memnun oldum. Gel Gökçe, ikinci hanım. Yarışmacımız. Evet. Nereden geliyorsun Gökçe? İstanbul'dan katılıyorum. Ataşehir'den yarışıyorum. Ne güzel evet, Ataşehir. Sen nerede yarışacaksın? Bursa'ya gelmeyeceğiz değil mi? Yok yok, İstanbul. Valla gelmenizi çok istedim. İnşallah bir gün geleceğiz. Vallahi çok istedim. Gelirseniz tekrar arayın beni yani. Çok isterim. Ararız, orada ararız. Da ağırlamak çok tabii, isterim sizi. Tabii. Şimdi bugün bu hafta nerede yarışacaksın? Ben onun derdindeyim. Kurtköy. Ay iyi. Tamam iyi. Kaç Kurtköy. Tane ev attım size. Hatta aradıklarında azminizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Neresi desek oradan ev buldunuz attınız bize dediler. Sen mi ayarladın? Gerçekten süper. Bir organize bazen olduk. Bazen de şehir dışından gelen yarışmacılarımıza biz ev ayarlıyoruz ama onlar da ekseriye konu komşu, arkadaş, akraba bir şey oluyor. Sen nereliydin Gökçe? Ben Çankırı, Ankara karışık benim. O biraz. Zaman Ankara'ya da bir selam gönderelim. Evet, Ankara'ya da selam gönderelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Girebilirsiniz tabii, buyurun. İstanbul'da bekar mısın, evli evliyim. Misin, kimle yaşıyorsun? 2,5 yıllık evliyim. Eşimle beraber ikamet ediyoruz. Derken Seda geldi. Zuhal Hanım, sonunda tanıştık sizinle. Öyle mi? Yüce Rabbim şükür olsun. Ne diyorsun? Çok teşekkür. İyiyim, sağ ol. Hoş geldin Seda. Harikasın, her zaman. Çok mersi. Gökçe, merhaba. Hatice, merhaba. Seda. Aa, 3 hanım bu hafta. Evet. Gel bakalım. Şöyle geçeceksin. Evet. İncesin zaten. Pıtı geçersin maşallah. Benim yanımda tabii ki de belim ince. Neyin ince? Belim çok ince. Benim yanımda pek şey kalmaz bence. Belin ince. Evet, benim daha ince lütfen. Ya, sıvadım. Tüp mide ameliyatı oldum Zuhal Hanım, 60 kilo verdim neredeyse. Ay! Evet. 60 mı? Evet, 60'a yakın yani. Ne zaman oldun ameliyat? 11 ay oldu. 23 Nisan'da daha oldu. Daha yeni. Evet. 60 kilo. Evet. Duyuyoruz, geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Kaç kiloydun ki sen? 127'ydim sanırım. Yok, 123'ydim. 2 tane daha Serdar çıktı. Evet, 2 tane 3 tane çıkardı abi. Neredeyse. Şimdi sen az yiyorsun. Evet, çok az yiyorum. Evet, bilirim. Kesinlikle. Daha geçen hafta bir yarışmacımız vardı öyle. Çok fazla yiyemiyorsunuz siz evet, zaten. Evet, az yiyorum. Az yiyorsun. Ve bir şey içemiyorum yemek yerken. Evet, o sıvı sorunu var. Tekrar kapım çaldı, özür diliyorum sizden. Kapta gel. Evet Seda, sen nereden geldin? İstanbul Pendik'ten geldim. Pendik'ten geldin. Nerelisin aslen? Aslen Gümüşhaneliyim. Ay, Gümüşhane'ye de bir sevgiler, teşekkür selamlar. Ederiz. Hoş geldiniz. Ben Gülderen. Serdar, ben de memnun Gülderen. Oldum. Tabii girebilirsiniz, buyurun. Sen evli misin? Ben bayağı bekarım. Bayağı derken? Bekarım. Tescilli bekarım. Oldum olası bekarım. Oldum olası bekarım. Kendim bildiğim. Doğma büyüme bekarlıyım evet. Diyorsun. Bekarım. Olsun. Merhabalar. Efendim, Gülderen de geldi. Hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim. Çalışın. Merhabalar. Zaten merhabalar. İyi gün olduğu için. Gülderen, Gökçe, Seda. Bir erkek sen misin şu evet, bu hafta? Evet, ben kaldım. Bir böcek, o dört çiçeği. Evet, haftanın birincisi. Aslında şöyle bir yazılım vardı. Burada. Artık yani herkes olduğu için biz de yarışmacılar biliyorsunuz. Sizleri hepiniz yaşadınız, deneyimlediniz. PCR testi biz yaptırtıyoruz. Maalesef katılıcı olan bir yarışmacımız pozitif çıktı. Acil şifalar diliyoruz. İyileşti. Sonra gel. Hatta içinizden biriniz de geçen hafta sen miydin? Yok. Kimdi? O ben. Sen miydin Seda? Haftalar sen de katılacaktın. Sen pozitiftin. Evet, evet. Nasılsın? Nasıl atlattın? Harikayım. O zaman da harikaydım. Şimdi de harikayım vallahi. Nasıl atlattın? Çok. Geçmiş olsun diyelim. Sen de katılamamıştın. Bu haftaya nasip evet. Oldu. Evet, erkek yarışmacımız da pozitif olduğu için bir erkek yarışmacımız, evet, 4 hanım yarışmacımız. Hadi bakalım. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Evet. Bol puan, bol lezzetli. İnşallah. Evet, Serdar. Söz evet. Sende. Söz bende. Evime tekrar hoş geldiniz. Başta Zuhal Hanım olmak üzere. Sonra tüm misafir arkadaşlarım. Gülbüz'ün bir derdi var. Ne oldu, bir yerini arıyor. İki harfle yabancı. İlkinden başlıyorum. Mumların kalkması lazımmış. Tamam. Siz bir bakın. Hepiniz bir görün. Mumu yok mu demeyin. Mumu var. Çiçekleri de var. Yalnız senden bir şey rica edeceğiz. Tabii. Burada söndürme, kokar. Sen bunu sana zahmet al. Mutfakta söndür. Tamam, siz konuşun. İstersen öyle alın götüreyim. Şimdi götüreyim mi veya? Götür. Şimdi götür çünkü tamam. Hiçbir şey görmüyoruz diyorlar. Gürbüz sinirlenmiş, böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Oo, sinirli hali çok pistir onu. Rastladın mı? Ben de çok mı? Sinirliyim Zuhal Hanım, lütfen. Bakmayın böyle kibar durduğuna, onu tersi çok fenaymış. Serdar Bey, ben sizi hatırlıyorum. Geçen hafta kuzeniniz yarıştı. Evet. Simge'nin günde mutfağa gelmişsin galiba. Geldim. Evet, yarışmak. Bu hafta da ben de. Evet, kendinizin de çok iyi yemek yaptığınızı, evet, katılmak istediğinizi belirtmiştiniz. Evet. Hatta sivri dilli olduğunuzu. Kuzeninizi bile o gün yerden yere
vurmuştunuz yemek yaparken. Yapma evet. Ya. Aslında yani beceremez. Ben daha iyi yaparım. Evet. Küsmüşsünüz, barışmışsınız falan evet, bayağı bir. Aha, şey şimdi geliyor da bir bayağı bazen izlemişsiniz siz de beni bakıyorum. Tabii ben dakikası da. Sen hiç kaçırmış programı süper. Valla ben evde, izlemedim orasını. 4 ile 7 arası su bile isteseler çocuklar vermiyorum yani. İptal kapatıyorum fişleri. Ay çok teşekkür ederiz. Oh. Fanatiğimiz var desenize bu hafta. İyi peki o zaman sütlü kabak çorbası evet, menünün ilk yemeği. Baktınız herhalde masasına, evet, tabağına, çanağına. Baktık, çiçekler dışında uyumlu buldum. Sen ne diyorsun Seda? Masayla ilgili çok renk uyumu güzel. Bence fakat çiçekler biraz olmuş, küçük masaya göre. Ama şamdanı var diye onu şamdan unutmayın. Var, hesaba katın. Şamdan da şık. Peçetelerimiz nerede mesela? Onlara bakıyorum evet, şu an. Bardaklarımız peçeteler orada. Kağıt peçete kullanmayı tercih etmemiş. Bir de mümkünse ben yemek öncesinde, ikram öncesinde bir mutfağı görmek isterim. Tabii ben de hepinizin mutfağına zaten girmeyi talep edeceğim. Tabii ki aynı şekilde. Buyurun girebilirim. Ben mutfağa geçelim. Sokmayı düşünmüyorum. Ben gireceğim, söylüyorum şimdiden. Dalarım ben yani direkt izinler başlayacağız. Dalar mısın? Tercih evet, olarak ilk mutfağa girmek isterim. Tabii sonra bana değil, baştan çok hoşuz da giyerim. Olur. O zaman bir problem hadi yok. Hadi geç bir yap bakalım. Ben de tamam. Bence sen servisleri bir yandan alsam öyle tabii tabii bence birlikte de boşa geçmesin vaktimiz. Buyurun, aha herhalde. Seda da kalktı. Hadi şimdi ben bakalım. Bakın girerken görmediniz mi? Hemen oradaydı mutfak. Masa düzeni bence güzeldi, şıktı. Lakin biraz eksikleri vardı. Peçetelerimiz eksikti. Daha sonra geldi. Hatta daha sonra gelen bir de aynı modelde peçete olarak gelmedi. Takıldık mı buna? Takılmadık ama genel hatlarıyla güzel. Çok kötü değildi, çok iyi de değildi. Şamdanını biraz gereksiz uzun buldum. Çiçeklerini biraz küçük buldum. Ama hem yaşına hem de erkek olmasından kaynaklı olarak yine de masa düzeni iyiydi. Çift servis vardı. Tabak düzeni güzeldi. Bardakları yerindeydi. Güzeldi. Masa düzeni genel olarak güzeldi. Yani mumları, tabağı, çanağı bunlar uyum içerisindeydi. Sadece çiçeklerine biraz takıldım. Küçük geldiler gözüme ama onun dışında rahatsız eden bir şey yoktu. Çatal kaşıkların altında servis peçeteleri yoktu. O yüzden yani orada bir eksiklik vardı. Masa düzeni güzeldi, eksikliği peçetesiydi. Yani mutfak olarak zamana göre gayet değerli toplu görünüyor. Yemeklerinin üzerlerini kapatmış, tavalarını toparlamış burada. Salatamız var. Gerçekten özenli şekilde davranmışsınız mutfak evet, konusunda. Teşekkür ediyorum ben kendi teşekkür adıma. Ederim, gayet ederim, temiz, güzel evet, görünüyor. Bone taktım, eldiven taktım. Sürekli eldiven değiştirdim. Çok temiz ve titiz çalıştığımı düşünüyorum. Yani hijyeninize sağlık diyelim o zaman. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim mutfağınıza kabul ettiğiniz rica için. Rica ederim ne demek. Zuhal Hanım gerçekten çok güzelsiniz. Ay yapma böyle vallahi mahcup oluyorum. Teşekkür ekranlarda ederim. Ekranlarda da ışığınızı alıyoruz, enerjinizi alıyoruz. Çok teşekkür alıyoruz ederim. Sağ olun. İnşallah bu haftada bu ışıklı, heyecanlı geçsin. Seda Hariç herkes iyiydi galiba. Ne yaptınız kızlar? Ay o nasıl bir mutfak? Nesi var ya? Şaka değil mi? Ben gördüm. Bence şakadır temizdi. Seda Hanım'ınki. Çünkü mutfak olarak Zuhal Hanım kontrol etti. Servisini evet, gerçekten yani yemeklerin üzerleri kapalı. Evet, mutfak tezgahı olarak derli toplu. Ya seni de verdim. Etrafta derli toplu. Göze batan yani bir şey yani yok. Benim fikrimce herhangi bence bir şey de görmedim. Gayet derli toplu çalışmış. Daha derli olabilir. Daha derli. Derli. Lavabonun içinde malzemeler vardı. İyi artık birkaç o kadar olsun. Onu göremedim vardı ben. Hani gördüğümü söyleyeyim de ben. Sen gördüğümü söyleyeyim diyorsun. Hep böyle gireceksiniz mutfaklara. Kızım, Gökçe. Yani ben kendi mutfağıma da davet etmek isterim. Kimse istemeden açıkçası. Serdar da aynı şeyi söyledi. İsterim. Mutfak benim için önemli. Gireceğim tabii herkesin ki mutfağına aynen dedi. Öyle. Ben yani mutfak konusunda herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı zannetmiyorum diyorsun. Kendime de güvendiğim için tam tersi gelip ne kadar düzenli olduğunu görmelerini isterim. Senin var mı mutfakta bir haşır neşir olma durumun? Yani 2,5 yıldır var diyebilirim. Ondan öncesinde hep çalışma hayatım olduğu için hep annem yapıyordu her şeyi. Anladım. Yorulma, sen uğraşma. Tabii. İlk evlendim bir pilav yapacağım. Ben bunu nasıl yapacağım? Moduna girdim böyle bayağı bir. Eyvah. Ondan sonra hemen tarifleri açtım vesaire. Bir başladım. Kaptım diyorsun sonra olayı. Sonra kaptım devam etti. İnşallah, inşallah bu hafta beğenirler. Herkes maharetini gösterecek. Senin var mı Seda böyle bir şeyin mutfakla? Alaylı veyahut eğitimli olma durumun var mı aşçılık veyahut mutfak sektöründe çalışma, yemek sektöründe gibi? Benim uzmanlık alanım aslında satın alma. Dolayısıyla yıllarca restoran ve kafelerde aşçılarla birlikte kol omuz omuza çalıştık. Tamam. Sonrasında ise 3 yıllık süreçte benim hayatım %70 mutfakta geçiyor. Ama neden? Mutfak ofis. Ofis olarak kullandığım için. Elimin almanca altında her şey. Evet. Haliyle yemek vesaire haşır zaman neşirsin derdi olmasın diye
bu şekilde. Ürünlerin hayatım. Kalite kontrolü senden her geçecek şeyler, o zaman. Buzdolabına girmeden evvel her şey bize benden sorulur. Evet, evet. Babaannemle birlikte yaşıyorum. Didişiyoruz çünkü o çok geleneksel. Babaannenle mi yaşıyorsun? Evet, 70 yaş. Ay maşallah. Üzeri. Neden babaannenle yaşıyorsun? Beni o büyüttü. Ben de onu bırakmak istemiyorum. Ay ne güzel. Allah uzun ömür versin. Başından eksik etsin. İnşallah. Anne baba hayatta mı? Hayattalar ama ben yetim, ben öksüz memlekete gittiler. He. Öyle diyebiliriz. Babaanne. Ay ne güzel ama babaannenle. İnşallah. Hiç evlenmedin. Hiç evlenmedim. Biz böyle birbirimize devam ediyoruz. Ne güzel. Aman aman Allah hayırmasın. Bir düşünüyor musun evlenmeyi falan? Kısmet. Kariyer sahibi güzel bir kadın görüyorum şu an karşımda. Ama işte onun da şansı bahtı olmuyor. Dertliyim o konuda, ne yapacağız? Belki yarışmadan sonra öyle düşünüyorum. İnşallah. Umicim doğru. Belli olmaz İnşallah. Canım. Hayat bu kısmetinden benle şirkete çıkacağım. Çeyizimin olduğunu yeni fark ettim. Ya. Açtım, sizinle beraber çeyizimi gördüm. Şaka yapıyorsun. Çok güzelmiş, sağ olsun, Allah razı olsun babamın. Ya babaanne yapmış ha. Babaannenin adı ne? Hafize. Hafize amcım, öpüyorum ellerinizden. Yapmış babaanne, sen farklı değilsen çeyizler yüzü. Gördüm ki bu ne dedi? Yemeğin, memeğin, şeylerin. Her şeyler var. Efendim runnerların, şunların, bunların. Onları ben aldım. Onları sen aldın. Çeyiz hazır, kariyer hazır. Var, güzellik de sen var, maharet var. Bakalım, görüyorum ki. Bakalım kısmet, işte o, bekliyoruz o güne. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Daha çıkmazsa zaten bitti benim için o süreç. Ben bir şey merak ettim yalnız Seda Hanım. O defter acaba ne için? Evet, ben de demin soracaktım, kaynadı mavi defter. Evet, mavi kaplı defter. Gözün sürekli ona kaydı durdu da niye masada diye merak ettim. Peki, nedir? Rahatsız ederse kaldırırım. Yok, beni rahatsız ettiğin için. Sebebini evet, sebebini, ben de tamam, öğrenmek sebebini isterim. Çok özel değilse öğrenelim. Yok, özel zaten buraya niye getirsin? Günlük tutuyormuş değil mi meğersem? Şu yarışmacı şu şekilde, bu yarışmacı bu şekilde günlüğü. Şöyle, vergi memuru gibi girdim ama... analitik ve verisel çalışmayı çok seviyorum ben. Ha, dolayısıyla gün analitik. Be gün karşılama, sofra, zamanlama, yemeklerin isimleri, kanaat notu, artılar, eksiler bir çentikler halinde bir bütün olarak günü finalize edeceğim bu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Evet. Başarılar diliyorum. Dişli bir yarışmacı. Hatta şöyle notumu alayım o bölümlerle ilgili, bakınız. Üzeri için birazcık tereyağı ve pul biber eriteceğim. Sonra fırından çıkarttığım kabaklarımla sunum yapacağım. Sunum nasıl yapılmış görsünler. Aynı sunumlar gelmezse valla benden bir puan alamazlar. Ben de herkesin mutfağına gireceğim. Bunun hesabı bugün bitmez yalnız, öyle söyleyeyim size. Ben onun mutfağına giderim. Kaçışı yok. İnanılmaz gıcık oldum ve çok kıl oldum yani. Çekeceği var benden Seda Hanım'ın. Mutfak kontrolü yapıldı. Gayet temiz dediler ama ben girmedim. Mutfak girmesi konuda ilk andan girilebilir ama sonradan girilmesi konusunda ben de karşıyım. Çünkü koşuşturmacalar oluyor. Hızlı ve seri servis yapmamız gerektiği için ister istemez dağınık koyabiliyoruz. Ben mutfak kontrolüne gitmek istemiyorum. Yani saç düşer, ondan sonra tabağımda saç var, yemeğimin içinde kıl var. Bu tarz yorumların önüne geçebilmek için. Ama benim evimde de gelmek isterlerse bone vereceğim. Saçlarına bone takıp girebilirler. Mutfak kontrolünde benim beklediğimden daha iyiydi. Toparlaması, yerleştirmesi, yemeklerin üzerinin kapalı olması... bunlar da tabii ki puanlamam da benim için bir artı oldu. Mutfak kontrolü yaptım. Yaşına göre diyor ya hep yaşım işte şöyleyim böyleyim. Onlar birer bahane. Derli topluydu fakat eksikleri vardı. Ben biraz fazla detaycıyım. Üstü açık bir pancarı gördüm ama zaten işi bitmişti o pancarın. Lavabosunun içinde sarı bezi vardı, temizlik bezi. Bazı malzemelerin de yeri özensizdi. Ad soyad, karşılama, sofra. Zamanlama. Sağlık raporu, GBT, PCR sonucu. Çorba, ara sıcak, salata, ana yemek, tatlı, kanaat, toplam puan, artılar, eksiler. Sistemli misindir yani hep çok, hayatında? Çok. O yüzden kaybediyorum galiba bazen. Yapma ya. Ama özel hayatta ondan kaybediyorum ilk sualle. Korkuyorum erkekler. Aman Allah'ım bu kadın böyle. Çetele tutar her şeyi. Bahsediyorsunuz ve defterle gidiyorsanız buluşmaya. Aa, yok, muhtemelen korkutucu olabilir. Hemen bir kişilik envanteri yapıyorum. Envanter çıkıyor. Evet, Z raporu. Gün sonu. Ona göre bana ne lazım diye zaten başta profil ortaya. Dişler, gözler, konuşma, Türkçe. Adamla da buluş. Diksiyon. Diksiyon. Mutlaka. Evet hadi gelsin artık değil mi? Çorbalar bayağı geçti. Ay Allah nazar olsun. Sütlü kabak çorbası. Birer tane de kabak koymuş. Kabağı temsilen. Yani sunum olarak Zuhal Hanım olması gerektiği gibi. Çok artı da değil. Benim gözümde eksi de değil. Niye artı değil? Yani şöyle söyleyeyim.
Hani sunum itibariyle ben biraz daha böyle damlamış vesaire görmekten ziyade bir tık daha şeyi görmek isterdim. Ama hani mesela sizin tabağınızda... Yok, bende yok. Sizde daha derli toplu yağ vesairesi falan. Benim iç kısmı biraz dağılmış. Güler Hanım'ın. Ama hani tabii mesela ki, bakın bunda da daha olsun. Güzel görünüyor. Sadece benim için. Evet, şimdi hatta ben sizin değiştireyim isterseniz. Değiştir. Çünkü olur. Benim hafifliğim o. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Ama kabaktan daha fazla nasıl bir sunum çıkabilirdi onu merak ettim. Tamam. Sizden dinlemek istiyorum. Kabaktan neler yapabilirmişim merak ettim. Yok, sunumdan ziyade ben tabağın etrafındaki damlamalar vesaire. Bakın bu tabağı evet. Getirdiniz. Şu an benim için gayet. Evet, kusura bakmayın özür dilerim. Ama o da az önce bir bardakla tamam. Kaynaklı oldu. Peçete verim ister misiniz? Evet, peçete rica edebilirim. Afiyet olsun. Sen kaçırdın. Seda satın alma işiyle iştigal ediyormuş uzun yıllardır. Dolayısıyla hayatımda şey raporunu tutarım dedi böyle. Çetele. Orada kanaat notu, servis, efendim arası, can, salatan her şeyini yazmış. Ona göre puan, ad, soyad, her şey, bilgiler. Süper. Kimliğimi vereyim mi? İster misiniz? İhtiyaç duyarsam arzu ederim. Tamamdır. Seda Hanım'ın defterle gelmesi resmen öğretmen not tutarmış gibi oldu. Ben o konuda biraz masaya gerginlik oldu. Hani kendini gösteriyormuş gibi oldu bana da. Ya bir masamda tutacağını düşünüyorum. Hatta daha çok patlayacağını düşünüyorum. O yüzden Serdar Bey'e de o da korkuyorum. Onlardan korkarım ikisinden. Yani Seda Hanım'ın zaten defteri gördüğünde soruyu da ben sordum. Hani bir anlam veremedim niye gelmiş diye. İşte kayıt edeceğim bazı şeylerini, girişini, çıkışını falan dedi ama ne bileyim yersiz buldum yani. Bana göre yanlış bir davranıştı. Defterle geldim çünkü puanlamamı hakkaniyetli yapabilmek adına, o yorumları daha kaliteli yapabilmek adına puanlamayla defterde yaptım. İçerik olarak neler kullandınız? Onları öğrenmek istedim. Sadece kabağa mı ağırlık verdiniz? Başka sebze kullandınız mı? Nasıl blender ettiniz vesaire öğrenmek isterim. Tabii. İçine un ve tereyağı, zeytinyağını karıştırdım. Güzelce pembeleşene kadar kavurdum. Tamam. Ardından 3 su bardağı süt, 4 su bardağı da su koydum. Kaynayınca doğradığım kabakları içine ekledim. Haşlanınca robota vurdum. Ardından dereotunu ekledim, tuzunu ekledim, karabiberini ekledim. Sonra da kalan bir tane kabağımı da ince ince dilimleyip fırına attım sunumda kullanmak için. Zeytinyağı ve tuzla ovaladım tabii ki de. Ondan sonra böyle bir sunum yaptım. Üzeri için de toz biber ve tereyağı erittim. Yani sizce biraz karabiber gerekmez miydi? Bence koydum. Daha fazlası buna olmazdı bence yani ama. Bana biraz tuz oranı çok hafif fazla geldi. Karabiber oranı az geldi. Çok ama genel olarak elinize sağlık sunumda. Afiyet olsun. Fazla kısmına katılmayacağım. Ben de. Benim damak tadıma göre mutlaka bir tık yani çok fazla değil. Yok, senin damak tadın standartlara göre tam kararında diyorum. Şu an ilk gün yarıştığım için bir de hiçbirinizin damak tadını bilmiyorum. Çünkü benim de mesela yemediğim zaten o kadar çok şey var ki. Zaten kimse damak tadına göre yapmayacaksınız. Tabii yemeğin yani. Oluruna göre, kararına göre. Sen beğendin mi beğenmedin mi? Çorbayı beğendim. Süper. Sadece bir tık çok az yani çok böyle yoğun bir tuzluk oranı benim için de mevcut değil. Yani güzel ama biraz benim tuz tüketimime göre fazla. Sen ama hepten tuzsuz yiyorsan bilemem. Çünkü yani bana tam kararında geldi. Sana nasıl geldi? Bana çok güzel geldi. Çorbanızı beğendim. Geçişler yumuşak olmuş bana göre. Dereotu tadını da aldım çorbanın içinde. Ellerinize sağlık. Beğenmeyi de çok sevindim. Gülderen? Bana da tadı çok güzel geldi. Sıcaklığı bu arada. Evet. Sunumunu çok beğendim. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Çok rica ederim. Al benden de o kadar. Vallahi ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Seda? Beğendim. Bekliyorum. Eline sağlık. Öncelikle beğendim. Onu söyleyeyim. Ama nasıl beğendim? Aynı şekilde Gökçen Hanım'a katılıyorum. Etrafı biraz silebilirdik. Evet. Sunum olarak o sosun dağılımı güzel, orantılı. Öyle bocalanmamış, o güzel. Evet değil mi? Zeytinyağı evet. Ya da yaktıkları yağı bir koyuyorlar üstüne maşallah bütün çorbayı kaplıyor. Tadı tuzu muazzam, kabağın aromatik tadı geliyor. Endişem vardı benim sütlü derken sütün ayarını biraz kaçırır mıyız aynen, diye. Aynen benim de onunla dair endişelerim o vardı. O konuda başarılı, eline sağlık. Bir de birkaç teknik kullanmışsın. Eline emeğine sağlık. Evet, İlk çorba sınavını iyi geçin. Tebrik ederim. Rica çok lezzetli. Diğer sınavlarla yani geçeceğim. Bu sezon içtiğim kabak çorbaları arasındaki en iyisi diyebilirim. Teşekkür o kadar ederim. Söyleyeyim yani. Eline gerçekten her şeyini çok Bey, güzel ben bir bardak su rica edebilirim. Tabii ki hemen vereceğim. Eline sağ olun. Zuhal Hanım'ın servisini aldım. Sizinkini de alayım. Hemen sularınızı getireceğim. Yarım ay böreği geliyordu sanırım. Evet, yarım ay böreği. Ispanaklı mıydı canım? Ispanaklı ve peynirli Zuhal Hanım. Ispanaklı peynirli el açması yarım ay böreği. Niye yarım çiğ börek şeklinde mi yaptı acaba? Çiğ ay çöreği biz çiğ börek deriz. Ay çöreği mi? Hani yarım ay deyince ayçeliği gibi geldi aklıma anladım. Direkt. De börek de diyen var buna. Evet biz çiğ börek diyoruz. Çiğ börek, çiğ börek de diyen var. Yani ben gördüm ona benziyor. Hazır yufkadan herhangi bir börek yapmamış el açması. Tabii ki. El emeği var ona göre. Yani hani
Kimisi de der ki o sayılmaz el açması, bir şey açması değil. O bir hamur yapmış da diyebilirsiniz. Ama sonuçta hazır bir malzeme kullanmış değil mi? Hamur yapsın onun içinde. Böyle çi börek gibi ıspanaklı peynirlisini hafif bazlama gözleme kesinlikle gibi oluyor. Tereyağı sürdüm üzerine. İyi yaptın. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Başka ne vardı canım ara yemeğin? Başka bir şey var mı? Ara yemeğin bu kadar. Sadece ıspanak ve el açması var. Sadece yanına bir görsellik ekleyeceğim. Bu bir Nida yükseldi Seda'dan. Ya. Evet, el açması yaptım daha. Ne yapabilirim bence? Bir şey demedim daha. Efekt verdim sadece. Niye verdi o efekti? Ben tek anlamadım ya şu an. Tek. Tek diye mi? Tek. Çift mi olaydı? Çift olaydı. Zar zor tam anlamıyla yetiştirdim benim. Eğer başka bir şey daha olsa eksik menüyle çıkardım karşınıza. Bunu istemediğim için de tam ayarında tutturdum ve bu menüyü ben baştan sona evde 4 kere yaptım. Oo bravo valla, hazırlıklı bir yarışmacı. Evet. Yapın tabii kadar. Vallahi ben 3 gündür evde yürüyen herkesi yürüyen kırmızı et olarak görüyorum yani. Artık gece dediler yeter. Yürüyen et mi? Vallahi bile. Nasıl ya? Dile ediyorum, bonfileye benzetiyorum seni falan böyle. Çok komik. 3 gündür yemeklerle rüyalarıma giriyor artık. Aa o derece, o derece. Hazırlıklısın. Evet. Aa bu hafta dişlere kim? Sevdim. Herkes çalışmış, herkes hazırlıklı. Kolay olmayacak işiniz. Yersin eleştiriler alırsam ben de onların rüyalarına girerim yani. Kabusları olur. Bu kadar hazırlıktan sonra yersin. Mesela ben şahsen şu an mutluyum. Çünkü güzel bir çorba yapmış arkadaşımız. Evet. Ve de herkesin beğenmiş. Herkes beğendi diye farz ediyorum. Öyle dediniz çünkü. Evet, farz etmiyorum. Duydum öyle çünkü. Yani hani ben bazen çünkü sinirleniyorum. Görüyorsun sen yakından takip ediyorsun. Yani sinirleniyorum çünkü güzel bir şey alıyorum o tadı, görüyorum, paylaşıyorum, ekibim de tadıyor. Yani güzel olan şey özellikle bazen olmamış diyorlar, sinirleniyorum. Zaten ilk damak tadı çok önemlidir. Hani ilk çorbamız güzel oldu, tadı da tamamımızda kaldı. Güzeldi bence. Yani bence beğendim. Herkes hak ettiği puanı verelim. Çünkü gördünüz yani hani özellikle düşük puanlar kullanılması falan bir işe yaramıyor. Bizde sökmüyor numaralar yani. Bu merak gibi bu iş. Dönüp sizi vurur yani eğer bir haksızlık yaparsanız siz de aynı muameleye maruz kalacaksınız. Aynen öyle o şekilde. Yani yemeğin hakkını verin. Ben hani tabii ki sen defterinle geldin. Tabii ki kırılacak yerleri falan kendince bir kriterin, baz aldığın şeyler herkes gibi olmalı. Olmayan şeylerden tabii ki kıracağız. Tabii ki herkesin hataları olacak ama netice itibariyle gene de hani çok öldürmeyelim, çok kırpmayalım puanları. Benim puanlarım da var. Bunları da hesaba katarak insaflıca, vicdanlıca, hakkaniyetli ama tabii herkes de 9'ları 10'ları yağdıracak hali yok birbirine. Öyle bir beklentimiz de yok. Hakkını verelim yarışmacıların ki siz de hak ettiğiniz puanları alın. Bizim için önemli. Kadınlarla yarışmak bence bu hafta benim için büyük bir avantaj. Çünkü niye? Hiçbir şey yapamayacaklar gibi hissediyorum. Hele ki elinde defterle olan hanımefendinin ismini unuttum ama bence hiçbir şey yapamayacak. Boş konuşuyor gibi geldi bana birazcık. İşte çorbam için puan verecekmiş. Senin verdiğin puanla şimdi ne alakası var? Puanlamayı 2 saat önceden yapıyorsun yani. Yani beynine yazamıyor musun? Niye kalkıp da şey yapıyorsun ki yani? Şimdi burada puandan bahsediyorum. Sıkıntı yani bunların hepsi. Ben de yarın aynı şekilde onların 10 dönüşünü yapacağım yani. Menüyü nasıl buldun bugünkü menüyü? Yani nasıl buldum? Biraz basit buldum. Aa. Yani şöyle bir şey, bu börek ya mesela tek çeşit ıspanaklı peynirli yazmış arkadaşımız. Soracağım hepsini. Ispanakları hazır fresh mi almış? Yoksa taze gidip, alıp yıkadı gidip suya şu bastı. An ıspanağın zamanı. Hani gidip taze alıp elinde doğrayıp güzelce zamanı, doğru. Bol sularla yıkayıp o şekilde mi yapmış? Senin için önemli yani, mi öyle hazır konserveydi verelim. Şuydu buydu? Tabii ki önemli. Hakkını verelim diyoruz ama o da hakkını vererek yaptı mı? Yani bunu da sorgulamak gerekiyor. Sorgulayacağım geldiğinde. Gelsin sorgulayacak. Çiğ börek de çok iyi bildiğim bir börek. Ya bizim köyde meşhurdur. Çiğ börek mi bu gelecek olan? Yani eğer oysa yani ay börek benim yarım ay böreği biraz daha böyle peynirli, ıspanaklı şekilde. Börek. Bakalım yani sonuç olarak börek. Evet. Neye göre basit? Yani basit şöyle çiğ böreğin yapımı da eğer çiğ börek gelecekse küçük küçük bezeler açıp çok minik minimal açılıyor. Basit mi? Tepsi boyutu yani anlıyorum. Yani daha az emek daha az zaman harcayacak anlatabiliyor muyum? Şöyle yani yanına bir çeşitlendirme yapmamış yani 5 çeşit menüsü var arkadaşımızın şu anda. Yani onun mesela bence hani Hatice Hanım'a o konuda katılıyorum. Hamur da çok böyle meşakkatli olan, çok böyle yoğurması uzun sürülen bir şey değil. Önemli olan yaptığı börek de bence kendi adıma biraz daha hani açma oranı, kalınlığı. Hani onu ayarlayabildiyse iç malzemesinin oranını fazla katıp da mesela hamurla bizi boğacaksa hani kötü ben ama. Ben neticeye bakarım tabii, diyorsun. Tabii aynen tepsi öyle. Tepsi ne kadar büyükse, hamuru açma süresi ne kadar uzunsa basiti indirgiyoruz o noktada.
Onu ben yani öğreneyim de anlayayım da sizden. Tabii benim için bence. Evet, bu 2,5 zaman zarfında daha fazla uğraşmış diyorum yani. Şimdi lezzete çiğin börekle bir çarşaf böreğini... Bak lezzete diyor, lezzetine beraber diyor. Lezzetine bakacağız aynen. Tabii ki ona tabii ona ki göre... lezzetine bakacağız ama dediğim gibi doğru orantılı. Şimdi hamur oranı kalınsa, iç malzemesi az veya fazla... İç hamur kalır, dişi yanar, malzemesini ayarlayamaz. Şimdi şöyle bir şey, kabak çorbası da çok hani zorlu bir çorba değil. Aslında bakarsanız ama dağıttık hepimiz çok beğendik. Yani yapabilmiştik. Teknik ondan bahsediyorum. Tam da güzel noktaya geldiniz. Heh Seda söyle teknik kullanmış dedin. Gelin birkaç bana. Teknikte aşamada teknik. Yaptım dedi. Kıvamını tutturmuş. Şimdi sütün ve yoğurdun girdiği çorbalar biraz riski vardır. Kesilme riski vardır. Onları da düşünmek lazım. Basitsin. Önümüze gelsin ondan evet. Sonra tekrar bir gelelim zaten. Aha. Oho. Ne oldu Seda? Sürekli efekler gelecek. Vallahi bu. Bu dedi şimdi de. Bu ne? Sönmüş mü, sünmüş mü, ne olmuş mu? Gözleme tarzı gibi olmuş. Gözleme tarzı gibi evet, yapmış. Evet, gözleme tarzına benzemiş. Bir de biraz yağ çekmiş galiba. Görüntü olarak beni bir sal diyor börek. Ne diyor? Beni bir sal diyor. Yani. Börek beni bir sal diyormuş. Tabii tadına bakma. Böreği konuştuğun ilk defa sizden duyuyorum. İki saattir haşır neşirim. İncili domatesler harika. Kur tabakta olması beni... Biraz kesin evet. Zor biraz olacak sanki. Evet düşürdü açıkçası. Servisim tam bu şekilde aldığım için... Şu alttaki düz tatlı tabağı. Onun altındaki de ana yemek yap. Tabağı yok. Evet. Serdar Bey ıspanakları ne şekilde alıp kullandınız? Ispanakları önce sirkeli suda bayağı bir süre beklettim. Hı hı. Her şeyi sordular. Hazır fresh paket mi yoksa kendiniz? Yok kendim bildiğiniz aldım. Taze ıspanak bir demet aldın. Evet tamam, yıkadım bravo. Güzelce sirkeye yatırdım. Evet. Öyle küçük küçük doğradım size. İçine bir tane soğan rendeledim. Baharatlarını attım. Ondan sonra iç harcımın arasına koydum. Üstüne de tereyağı kullandım. Peynir olarak hangi çeşidi kullandınız? Süzme peki? Peynir kullandım. Yani bana ıspanağa göre biraz peynir oranı az gibi geldi. Ispanak evet, daha yoğun. Evet çünkü bunda ıspanak daha yoğun az. Alıyor. Çünkü peynir olduğu zaman daha bu defa otlu börek tarzına giriyor. Ispanaklı börek olmaktan çıkıyor. Onun için peynir yani miktarı daha tuttum. Yani siz menüde de zaten ıspanaklı peynirli olarak belirttiğiniz için evet, ben ikisinin eşit oranda olmasını. Ama başta ıspanak yazıyor fark yani başta yani onu yazsaydım. Yani başta peynir de yazsa, evet. Sonda da yazsa, ortasında da yazsa sonuç olarak bence ikisinin de malzeme olarak menüde belirttiğiniz için... Bence nereye neyi yazdığımın bir önemi yok. Aynen ben de onu ne söylemek yaptıysa. İstiyorum zaten. İkisini de menüde kullandığınız için bence oranının biraz daha eşit olması gerekirdi. Ama... Bana ıspanak daha yoğun geldi peynire göre. Ama şöyle bir de biraz bir ekşi bir tat aldım ben neden bilmiyorum. Evet. Efendim? Yani sirke de çok mu durdu dedin zaten çok uzun. Biraz yok, bir ekşi çok durmadı. 5 dakika 10 dakika falan bekledim. Sonra 2-3 defa yıkadım yani sirkenin tadını kalması imkansız. Sirke içinde. Tadı değil de bana biraz daha soğanın böyle bir... Soğan yani şöyle söyleyeyim 1/4 derecede rendeledim. Hatta yarısı, çeyreği fazlası orada duruyor yani gösterebilirim isterseniz. Çok az rendeledim, çok az. Yani tadını alabileceğiniz şekilde bile değil yani. Başlayalım mı? Tabii. Hazırsanız, yediyseniz elbette. Yine eline sağlık her zamanki gibi. Her yemek öncesini söyleyeceğim tabii ki. Sünmüş, çekmiş. O aşikar zaten. Bu ayrıntı şık. Fakat sanki demin yaptığın gibi, çorbada yaptığın gibi, o kabaktaki gibi... Domatesleri bir ufak bir işlemden geçirebilirdim. Bir yüz bir sos bir şeyler olabilirdi. Yağ çekmiş ıspanak tadı evet öncelikli olmalı haklısın katılıyorum. Ama ben içinde ıspanak haricinde peynirin de çok bir tadını alamadım. Ne soğanın da ne de baharatının da. Ben de normalde tuzlu yemem. Çorba gibi değil. Üzgünüm. O kadar başarılı değil mi? Üzgünüm. Yani yorumlarınıza saygı duyuyorum ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu neyse ben onu yaptığımı düşünüyorum. Hakkını bir de en önemlisi soğuk. Soğuk yani, evet o konuda hak veriyorum. En büyük sıkıntı o zaten. Siz de kendi gününüzde fark edeceksiniz. Yaptığımız her şey çok çabuk soğuyor ve çekime başlamadan önce soğuma durumu çok fazla var. İşte ne yapıyoruz onun o zaman için... ona göre tercih yapıyoruz değil evet, mi? Evet inşallah siz de o yönde tercihler yapmışsınız. Ya, ben de sıcak servisler bekleyeceğim. Sizde asla soğuk kabul etmeyeceğim öyle söyleyeyim. Şimdi tava böreği olduğu için kızarttınız zannedersem. Yok tereyağı yağda kızartmadım. Tavada boş tavada döndürdüm sadece. Bazlama gibi biraz evet. Şey dedim ya. Biraz daha çıtırlık beklerdim diyecektim de. Arkadaşlarıma katılıyorum. Peynir tadını çok alamadım. Baharat tadını daha yoğun aldım. Ispanak ve baharat tadını. Yani çok keyif alamadım Serdar Bey. Tabii yani sizin kendi görüşleriniz ama şöyle söyleyeyim yani bu tava böreği olduğu için bunu yağda kızarma gibi durumu yok. Çiğ börek değil bir kere bu. İçinde yok, kıyma evet. Yok. Yani bu sadece boş tavada dönen bir börek öyle söyleyeyim. Hı hı. Onun dışında yorumlarınızın birçoğunu kabul ediyorum evet ama olması gereken ortaya çıkan ürün bu yani. Bunun daha fazlası olmaz. Yani boş tavada... Bunun bu değil.
bu değil yani. Hani katılıyoruz de fikrimize. Evet, ve çok soğuk, güzel. Çok soğuk geldi. Fırında ısıtabilirdiniz. Belki soğuk olduğu için de nasıl çözüm bulabilirdik? Fırına atabilirdik. Bir sıcak fırında bekletebilirdik. Onu kabul ediyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sizin dediğiniz pişirme yöntemiyle, hani tavada döndürme yöntemiyle benim de beklentim biraz daha çıtır olabilirdi. Bu biraz daha, hani tabii ki bekleme süresi de var ama biraz yoğun sanırım üzerine tereyağı sürmüşsünüz. Yok. Ve çok sıcakken sürdüğünüz için içine çekmiş yağlı bütün yağı. Ne zaman yaptınız bunu? Bunu ben... Sıralama ne? Sıralama önce dana rosta köftemi yaptım. Ondan sonra böreğimin hamurunu hazırladım. Dinlendirdim dolapta. Yani geceden kalır sabah o görüntüde. Ama kalmadı yani. Geceden sabah. Yeni yaptım ama işte o tadı veriyor. O hazzı veriyor. Geceden sabah. Hazzı veremiyor. Veremedi hazzı. Haz alamadınız mı börekten? Hazal. Olabilir. Saygı duyuyorum ama... Yine de emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Emeğinize şunu söyleyeceğim son olarak. Yani bu börek yapıldığı zaman... Tariflerine de baktığınız zaman üstü kapatılıp servis edilen börek yumuşak olması gereken börek. Tabii yani yumuşaklıkta sıkıntı yok. Çıtırlık beklemeyin, olmaz hani... yani. Yorumlarınızı kabul ediyorum evet ama bu çıtır mümkünat yok, olmaz. Yok sizin, yani... çok pardon affedersiniz, evet. Sizin tekniğinize göre hani tavada kızartmadım, çevirerek pişirdim dediniz, evet. Ya. Hani öyle bir teknik için biraz daha kuru ya da tabiri caizse çıtır olması gerekirdi. Dediğim gibi çıtır, siz sanırım üzerine birazcık kenarda bekletmeden hemen yağlama işlemi yaptığınız için bütün yağı içine çekmiş. Ben bir şey soracağım. Yağınızı eritip de mi fırçayla mı sürdünüz yoksa kalıp halinde mi? Katıydı. Eldiven takıp bir parça elime aldım, o şekilde sürdüm yüzüne. Normalde mesela gözlemelerde şöyle yapıyorlar. Yanlarında tereyağı ya da sıvı yağ margarin oluyor. Yumuşak oluyor, fırçayla sürüyorlar. Ve çift taraflı mı sürdünüz, tek taraflı mı? Belki çift taraflı sürdüm ben. Bayağı bulandım. İşte o kadar da abartmayın bence. Şimdi çok az kullandım, izleyince göreceksiniz. Yok, şunu söyleyeyim, çift taraflı kullandığınız için yağı birbirine çekti. Sen de beğenmedin galiba değil mi? Yani İç harcına ne diyeceksiniz? İç harcını da peyniri dediğim arkadaşlarım dediği gibi az ağrısı geldi. Ağrısı da baskın geldi biraz baskın bana. Baskın geldi, tuzuna bir şey diyemeyeceğim. Çok tuz ben de aramayan bir insanım. Ama zaten buna tuza gerek yok. Aynen. Peynirinde var. Tabii, onu yeterli ama peynirin çok az. Çok az. Ben de az kullandım. Evet, çok az kullandım. Üzgünüm Serdar, ben de börekten çok keyif alamadım. Yani hak veriyorum tabii maalesef. İnce açmışsın, o konuda sıkıntı yok. Ama o şey dediği gibi soğuk. O süreyi göze alarak başka bir şey seçebilirdin veyahut bunu fırında tutabilirdin. İç harcı da eksik biraz. Biraz da dediği gibi evet. Çift taraflı yağ sürünce yani görünüşünden de sanki yağda kızartmışsın bol yağ çekmiş gibi duruyor. Ben de, tadı da ona keza öyle maalesef. Normalde ben de yaparken saygı tek taraflı yağlarım. Evet, ben yağımı yendiler. İnceliği başarılı evet. Gayet güzel ince çıkar. Yani. Gözleme gibi yapmışsın adeta. Evet. Sanki hazır yufkadan gibi değil mi? O kesinlikle kadar ince. Servisiniz alabilir miyim? Bunu da böyle açmak çok bence kolay değildir aslında. Genelde ama şimdi onu da konuşmak lazım. Bu kadar ince olmalı mı? Başka bir şey, tür börek seçseydi bu ne evet. İncecik kaçmışsın derdi. Menüde bahsettiği formda mesela ay şeklinde ay. Ama çukur tabakta geldiği için biz onu ay değil yelpaze öyle gibi gördük yani. Tabii ki de. Evet o böyle şeydi biraz evet, büyük biraz bir yarım ay gibiydi ama evet. İkiye böldü. Çukur tabak olması da evet. Cihan'ın kapı olmuş. Evet. Yağsız susuz bir yemek olduğu için evet. Keserken de zorlandık. Bu incelikte tabak... kızarsaydı daha güzel olurdu bence. Evet. Bu incelikte evet. Bunu tavaya atıp çıtır kızarsaydı çıtır kesinlikle keşke. Daha iyi. Evet. Çünkü ben dediğim gibi keşke. Çiğ börek ya çok da... yapıyorum. Madem bu böreği ince açmışsın. Tavada kabarır benim o böreğim. Çok az sirke atarım çünkü hamuruna. Kabarmamış da. İncelikle çıtır çıtır fosfos olur. Kabarmamış da böyle sürmüş dediğin gibi. Kabarma şansı da yok, yok zaten. Tabii. Uyguladığı teknikle kabarma şansı zaten yok tabii. Bu böreğin. Açma aşaması çok güzel. Sürmüş. İnce açmış. Ben açmışken ay şeklinde ay dediği için ay şeklinde yapardım. Fırına sürerdim. Üstüne tereyağı sürüp de daha çıtır olurdu. Şeklini beğenmediniz mi böyle? Bence en mantıklı. Ay dediğiniz için. Kızartmak en yakışan. Bu ay değil mi? Ne oluyor bu? Bu gözleminin yarısı oluyor. Ne oluyor? Ya işte ay bu yani. Bundan daha fazla bir ayı getirseydim yani keşke size. Bence memnun olurdunuz o zaman. Söylemiş Serdar Bey biraz dilli bir insan kabul edemiyor dilli. Sanırım eleştiri. Yok çok yoruma. Tatlı. Böyle tatlı devam ama böyle kabul edemiyor gibi tatlı biraz. Tatlı ve sivri dili. İkisi öyle, bir arada. Biraz sivri dil var. Gibi. Acı çikolata sos tarzı. Daha yorum yapıyor mu? Daha görmedik o tarafını biraz. Bence. Yarın açılır diye düşünüyorum evet. Tam manasıyla. Evet. İlk kez el açması yediği için bence bilmiyor pek el açması nasıl olduğunu. Senin gününde sen eğer yufka kullanırsan, konserve kullanırsan ben de sana biliyorum. Şimdi o ay dediği daha küçük yapacaktı. Düz tabakta getirecekti. Evet. Tam getirecekti bize. Evet. Dediğin gibi domatesten bir sos yapamazdı buna ama yanına belki farklı bir şeyle süsleme olabilirdi. Belki daha bir göze hitap ederdi. Ispanağı temsili. Veyahut yani ne bileyim başka yoğurtlu bir şey daha yapabilirdi. Olabilirdi tabii biraz ki. Biraz daha zorlayalım biz.
Biraz daha zorlarsak. Biraz daha zorlarsak bilemiyorum. Bakalım neler çıkacak. Demin şunda herhalde. Şimdi dedim ya ben ilk. Kimisi der ki ne var şimdi bu el açması börek saymıyorum. İki beze açmıştık ki dedin sen. Ama doğru gideceğim. Çıktı. Şöyle bir şey. Hani çarşaf böreği açıyorlar. Efendime söyleyeyim. Onları herhalde daha bir mi takdir ediyorsunuz? Daha mı onları çok? Onları daha bir takdir şöyle. Sadece genel olarak yani bütün baktığımızda çok Serdar Bey'di değil mi? Evet. Serdar Bey'i yoracak, zorlayacak bir menü değil demek istedim. Buna katılan değil. Var mı? Katılıyor. Yani, öyle mi diyorsun? Evet. Ben baktığımızda... zaten menü yorumlamamda da belirttim. Hani çok 2,5 saat için hani gördüğüm kadarıyla şu an sadece bir el açma böreği mevcut. Facua! Börek fiyasko. Fiyasko kendi kabul etmemiş olsa bile gözleri onu gösteriyordu ki börek kötüydü. O börek değildi bir gözleminin üvey kardeşiydi diyebilirim. Ara sıcak olarak zayıf bir seçimdi. Tek başına zaten porsiyonlaması da çok uygun değildi. Daha süslü bir şey bekledik ama o süslü de domatesin... Neydi o çöpüne koyduğu inciyle yapmış ama o da bizim karnımızı doyurmadı elbette. Yarım ağır böreği şöyle ben el açması olmuş, çok yağlı olmuş, kuru olmuş, peyniri az olmuş. O yüzden o konuda soğuktu. Bir şey diyemeyeceğim. Beğenmedim. Börek çok soğuktu. Hiç olmamıştı. Yani yağı çekmişti. Bahsettiği börek daha böyle çıtır olması gereken. Kızartmamıştı zaten. Gözleme gibi bir şey yapmak istemiş ama olmamıştı. Bence ara sıcağı uygun bir börekti. Ama tadı, tuzu yani hiç keyif alamadım yerken. Çok soğuktu. Gülderen böyle sessiz sakin ama sanki bir şey görüyorum yani, potansiyel. Vallahi İçten içe. Hissediyorum. Heyecanımı verin artık. Yani şöyle söyleyeyim. Nince diyeceğim bulamadım. Pardon özür dilerim. Ya. Rica ederiz. Heyecan olur. İlk gün. Evet ikinin heyecanı. Evet patates püresi var. Rosto var. Sonra... Salata neydi? Yoğurtlu pancarlı havuç salatası. Evet. Riskli bir salata aslında. Yoksa yoğurtlu aslında. Havuçlu pancar salatası mı? Yoksa pancarlı havuçlu yoğurt salatası mı? Geldi. Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Biz getirdim. Hemen yiyelim Gülden ki tamam. Sıcaklığına falan da tamam. Bakalım. Salata biraz riskli bence. Yani niye? Pancar yani ana şeyi pancar olduğu için onun kokusu yok, biraz sona attı pancar. Ana şey. Şeyi pancar değil. Ana isminden bakacağız. Tam olarak bir takım spekülasyonlar var salatanla ilgili. Tam ismini bize söyler misin? Yoğurtlu havuçlu pancar salatası. Yani altta pancar yoğurt, olacak üstte. Yoğurtlu bakacağız önce. Yoğurtlu havuçlu pancar salatası diyor. Yani pancar salatası. Pancar demek istedim. Başrolde pancar var. Tabii pancar salatası. İşleme tabir tuttu mu? Onu demek istedim. Yoksa çiğden rendeleyip getirecek mi? Buram buram. Kavurup buram. Güzelce kokusu falan gitti mi? Toprak yani kokusu alacağız mı? Kokusu falan. Soğuk. Falan soğuk mu Gülderen? Soğuk. Bu da soğuk. Soğuk diyor. Daha gırtlağından yemedi daha. Şuradan geçmedi yemekten soğuk diyor. Bir yeseydin, bir yutsaydın ağzında çiğneseydin. Ette ağır bir baharat kokusu var. Baskın gelmiş. Evet. Ve parçalanmış. Üstü kuru. Sos varla yok arası. Yani çekmiş içine. Oo hızlı girdik ana yemekte. Bayağı bir kurumuş. Patates püresi de sanırım böyle pütür pütür olmaması lazım. Böyle akışkan. Hani bu pütür pütür. Sanki hani hızlı hızlı ezdim çatalla da bıraktım. Pürüzsüz değil diyorsun. Evet. Ezdim sadece çatalla. Sadece patates ve yağ varmış gibi pürede. Hı-hı. Aroma o yok. O kadar değil yani. Tabağım geldi. Aroma yok yok ama. Şey oluyor. Soğuk. Yani aromadan hani soğuk. Gel Serdar haberin hocam, için. Hocam bu ne? Şimdi salatalarınızı getirip geliyorum. Siz o sırada tamam, devam edin olur mu? Tamam bekliyorum. Hemen yeni tabaklar yeni gelenler lütfen birazcık daha yiyin. Ondan sonra yorumlara geçeyim. Yarışmacı da gelsin. Olmaz ama. Ne olmaz? Olmaz. Böyle olmaz. Ah itiraz var. Abi ana yemek bu çünkü. Yani ılık da değil, tam tersi soğuk, soğuk. Soğuk. Bayağı. Bir kere soğuk. Bence de. Boş. Tabak. Boş mu? Şöyle, görsel anlamda. Evet, kırmızımız gözüne var, hitap etmedi sarımız mi? Var. Güzel, tatlı. Heh. Fakat bir üstünde bir süslemeler, böyle bir taze yeşilliklerden. Tatlı şirin, böyle bir otlar bir koyabiliriz. Koyuyor, o domatesteki falan. İnci gibi mesela. Merak ediyorum, şimdi tadına bakacağım bu soğuk mu değil mi? Lezzeti gayet iyi ve soğuk da değil. Abartıya şu anda. Ben yarın abartacağım. Abartma nasıl oluyormuş yarın göstereceğim ben. İç kısımları pişmemiş. Yapma ya dur evet. Hemen bakalım. Hemen bakalım. Şöyle göstereyim. Şu kısımları bakalım. Bende nasıl pembelikler bayağı var. Aa yok yapmayın pişmemiş. Bende var bilmiyorum. Serdar Bey'in bunu ısıtacak zamanı kalmadı herhalde diye düşünüyorum. Serdar ya da, duyuyor musun? Ya da fırını bozuldu. Çünkü gerçekten çok soğuk yemekleriniz. Hiç patatesler keyif alamıyoruz. Ağzıma pütür pütür geliyor. Salça sosu olmadı yok denecek kadar az. Yani bunu
Rosta köfte soslu olur, sosuyla yani. Bol soslu. Aksın yanına. Akıştan bir sosu olur üzerinde. Evet. Bununkisi içine kaçmış, kaybolmuş. Yani. Kaybolmuş, içine çekmiş resmen. İşte kaçmış, içeriye kaçmış. İçine içine çekmiş diyorlar. Serdar Bey biraz gecikti. Patatesi de başlamış, çatalla ezmiş sanki. Efendim? Savunamıyor tam olarak. Çok hakimiyet yok. Aa. Menü zaten karmaşıkta, ilk anlatırken, paylaşırken onu söyledim. Bir karmaşık kafa karışıklığı var. O yansımış. Senin için önemli mi menünün uyumu, yemeklerin elbette, geçişi? Elbette, bir kompozisyon olmalı. Bravo. Kompozisyon olmalı. Ahenk olmalı doğru. Falan falan. Notalar motalar hepsi böyle ya güzel. Harmoni diyorsunuz, evet. Değil mi? Göze gerçekten de hitap etmedi değil mi? Hitap etmedi yani sanki hani sunum misafir içinde. Gözün gözün beğenmediğini gönül kabul eder mi? Mide kabul eder mi? Karşılama sunumu görselliği de zayıf. Hani oradan mesela, dakika bir gol bir zaten. Neyin karşılaması? Erdar'ın mı? Evet, imaj her şeydir. Ne var, ne güzel giyinmiş. Bir tık ekmek beğenmediniz mi? Hayır, açıktı altının ne şeyleri. Ben kapattım. Şu salatanızı şöyle. Ay, teşekkürler. Fiyonko, ne o? Dur, kıyafete geldi sıra yemeklerden. Efendim? Karşılaması zayıftı. Kıyafetini söyle bakayım neydi, ben anlamadım. Şöyle, bir biraz dağılmış. 2,5 saat için bir şey çıktı. 2,5 saatte hani bu telaş eden sebep. Vakit kalmamış olabilir. Son bir bakınayım da. Çıkmış ya. Tamam da yani bu olabilir yani 2,5 sürede. Hayır, ama konu neden sebep biliyor musun? Şu an anca bu şekilde oldu. Onu başta söylüyorum zaten. Umarım siz de giyinmek için bir vaktiniz kalır. İnşallah kalır. İnşallah kalmasa da. Nereden kalmadı herhalde. Gerçekten yemekleriniz çok soğuk. Ya da fırınla alakalı bir problem yaşadınız mı? Denediğinizde göreceksiniz yemekleriniz soğuk. Şu an tadına baktım geldim. Yemeğim gayet ılıktı yani. Soğuk değildi. Yani asla. Bir dakika, ılık olmalı diye. Sizin ağzınız soğutuculu bir ağız olabilir bence, bu buz gibi yani. Kesinlikle. Yani ağzında herhangi bir soğutucu yok. Yemeklerin ev sahibi olarak katılmıyorum. Ağzımız soğutuculu. Onu da ilk defa duyuyorum. Olabilir. Bence beni çok beğendi. Ondan dolayı takılıyor şu anda. Karşılama başarılıydı. Lakin Serdar Bey'in kostümü, kıyafeti özensizdi. Bununla ilgili de nezaketle geri bildirimlerimi sağladım. Fakat baktım ki masada bana geliyor. Masada da bunu belirttim çünkü imaj her şeydir. Sunum da sunum, sunum da sunum dediği için önce kendi sunumumuz güzel olmalı. Ev sahibi olduğu için herkesten daha iyi olması gerekirdi. Kıyafetini genel anlamda ben de zaten ev sahibine yakıştıracak şekilde bulmadım ama elinden geldiğince bizim için hazırlanmıştı, bir kombin yapmıştı ve çok kibardı. Bundan kaynaklı olarak Seda Hanım'ın o eleştirisini biraz boş buldum açıkçası. Çünkü mutfakta zaten beraberdik onu söylediği anda. Ben tam çıkarken kendisinin pantolonunun bağcığının açık olduğuyla alakalı bir uyarıda bulundu. Ama bunu bence yani iyi niyetini gösteriyorsa eğer yemek masasına taşımasını çok uygun bulmadım. Serdar Bey'in tarzını görüntüsüyle, konuşmalarıyla birbirine yakıştırdım, bağdaştırdım yani. Takılmadım kıyafetine, bana göre normalde. Kıyafet konusunda tamam, her zaman şık ve güzel ağırlamak çok önemli. Ama aceleceli oldu sanırsam. O yüzden onu yani bir şey diyemeyeceğim, misafirlerin karşısına söylemeseydi daha iyi olurdu. Bu soğuklukta bir yemeği gerçekten ana yemek olarak kabul ben edemem. Kabul patates püresi de çok yalan geldi. Yani yalan. Her şeyi çatalla ezip getirdiniz herhalde önümüze. Eyvah. Bence bir içeriğini var. Ne bileyim, bir şöyle bir tereyağı da bir kaşar peyniri var mı? Ama bu arada salatayı... Muskat rendeleri alamadım. Tahmin ettiğim gibi geldi salatada. Nasıl geldi görseli? Yani ben, görsel olarak bence ben de beğendim. Çok güzel. Güzel yani yapmış. Bu alt kısmıyla üst kısmının... Bakın bunu... ...kornisi güzel olmuş. Çok daha evvel işte seyredenler bilir. Getiriyorlar muhtelif yoğurtlu salatalar, farklı malzemeli salatalar. Diyoruz ki böyle löpedenek koymayın da... Tamam, salata kasesi eyvallah, imkan doğrultusunda o ayrı. Bakın her şeye isterseniz bir form kazandırabilirsiniz. Bir görsellik, bir sunum yapabilirsiniz. Bakın yapmış, şimdi bozma şurasını. Güzel. Şimdi şunu güzel şöyle bak, güzel bir şey bu, bunu düşünmesi. Güzel bu görünüyor. Buna nasıl şekil vereyim ki Zuhal Hanım diyorlar ya, ha işte vermiş adam. Evet. Ya şimdi yedi öldür aklını ver. Güzel görünüyor. Sağ olun. Serdar Bey, teşekkür ediyorum efendim. Valla bak görseli güzelmiş. Afiyet olsun. Kanıma koydun herhalde hepsine. Ayrı ayrı böyle. Lütfen. Son iki servisini kalmayayım, hemen geliyorum. Haydi ama gecikiyor muyuz? İnşallah yetiştiremezsin sen kendi günde her şeyi de, ben sana biliyorum o zaman. Seda ile başımız belada, ben onun yarın hakkını vereceğim. Yemeğimi yemeyeceğim. Niye? Kesinlikle çok soğuk, hiçbir şekilde lezzet yok. Ette baharat çok var. Tattın ama değil mi? Evet, tattım. Bir gelsin kesinlikle de Serdar'a anlatın arkadaşlar. Salatadan ye o esnada. Ben yiyeceğim. Hadi ye bakalım. Salatam nerede Serdar Bey? Eyvah, geliyor hemen. Yazıyor. Panik yaptınız beni. Nerede? Sanırsam defter açıldı tutuyor. Serdar Bey, çabuk gelin. Sarımsak da kullanmış salataya değil hem mi? Hem de bayağı. Yoğun bir sarımsak, evet, da dağılmış. Biraz yoğun kullanmış. Biraz yoğun gelmiş. Kesinlikle. Pancardan koku alamadım ama sarımsak bayağı baskın çıkmış yani. Yemeğinden yeterince yedin değil mi Seda, anlayacak kadar? Çünkü bazı arkadaşlarımız şey dedi, ortası pişmemiş. Ben bu de önemli bir konu. Evet. Ben de 3-4 yerde denk geldim.
Benim vardı. De şu kısımlarım ortada. Sen de mi öyle diyorsun Gülderen? Benimkinde orta kısımda var mı? Kısım var, evet. Peki. Geldi sizin servisiniz. Kusura bakmayın, şöyle vereyim. Afiyet. Hadi gel otur Serdar. Oturdum. İçecek bir şey içer misiniz bu arada? İçecek soruyor. Teşekkür ederim. Siz? Teşekkürler. Peçete evet. Kalmadı neyse. Peçete kalmadı. Getirmemi ister misiniz? Vallahi zahmet olacak. Tabii ne zahmet. Bu da su döküldü. Evet doğru, peçeteyi bol koymanız lazım. Yani dökülür, saçılır, yemektir bu. Biz elimize ağzımıza bolca bulaşmayacağız. Lazım olur. Çok da yani zaten. Peçete, ben vallahi bol peçete kullanıyorum masada şahsen. Bazen çift servis açmıyorlar, tek servis oluyor. Gerçi arkadaşımız çift servis açmış. Evet. Ama şu bol... şekilde oraya koyabilir miyiz? Tabii ki. Bir tane ben de rica edeyim. Pardon. Niye az koydun peçeteleri? Serdir orayı. Peçete az. Aslında zaman kalmadı. Daha tekrar yenileyecektim. Onu yenileyemedim. Aynen. Böyle oldu. Ondan dolayı da özür diliyorum. Okay, pakette ederim. Mi yoktu? Bu ne? Şu an onu getirebildim. Diğerleri nerede bilmiyordum. Kusura nasıl bakmayın. Nasıl yani? Yerlerini bilmiyordum şu an nerede olduğunu, onu getirmek zorunda kaldım ama acil olduğu için. Ama olur mu? O kadar güzel sofra hazırlamışsınız. Bozdu. Bence o kadar takılması gereken bir konu değil peçete yani. Yapmadım, paylaşıyorum. Yorumlamaya başlayabilirim isterseniz. Evet. Tabii ki buyur. Hadi Serdar Bey aşağıdan yukarı doğru yorumlamak istiyorum tabağınızı. Patates püresini acaba içerisinde neler var? Kaşar peyniri koydunuz mu? Hayır, alamadım. Dondurdum. Tereyağı tadı da alamadım. Tereyağı da koydum. Bir çorba kaşığından fazlasını çok koydum. Çok yavan geldi. Hani sanki haşlamışsınız, haşlarken suyuna biraz tuz atmışsınız. Daha sonra çatalla ezip konulmuş gibi yani ağzıma gelen. Bir şey diyeceğim, patates püresi öyle yapılıyor. Tereyağı yani, atıyoruz, karabiber. Şöyle söyleyeyim, yoksa köftenin altına muskat yapışmayacağını düşündüğüm için koymadım ben. Köftenin altına değil, patatesle muskat. Patates püresine muskat çok hafif. Böyle brown değil. Hafif rendeleyeceksin, rendenin küçük kısmıydı. Niye tercih etmediniz? Ben tercih etmedim yani. Ben böyle sevdiğim için kendi damak tadıma göre yaptım. Ama bize yedireceksiniz. Ama sizin damaklarınızı bilmiyorum maalesef. Ama damak tadı değil mevzu o zaman. Özünde olması gereken bir şeyi benim aldığım tarifte yoktu işte diyorum size. Aldığım tarifte yaratıcılık bu şekilde. Yaratıcılık zaten sunumlar önünüzde görüyorsun ne kadar yaratıcılıktan olduğunu. Evet, gördük vallahi. Ne yapacağız onu? Ona geleceğiz. Patates püresinde mesela haşladıktan sonra pürenizi nasıl yaptınız? Bilin ezdim yani. Çatalla mı ezdiniz, robotla mı ezdiniz? Çatalla ne fark ediyor? Çatalla ezsem ne oluyor? Normal makineyle ezsem ne oluyor? Yani sen bildiğiniz ezdiniz. Yani gerçekten. Hayır. Krema, süt, krema, tereyağı. Krema. Bunların hiçbiri kremada koyuyor. Nereye geldi krema? Adam menüsünü bozdun komple. Ne yapacak krema? Muskat mı alıyor? Krema mı? Devam edemiyorum. Patates püresi koyuluyor biraz. Siz bence hafif, köri soslu tavuk tarifi verirsiniz. Koyan var kremada. Ben denedim sütle kremayı. Evet. Ben koyanlar var canım. Ama çok ekstra bir şey yani, Her zaman patates püresi yapardım bir şey olsaydı menüye yani. Yani içinde krema... Bu arada ben devam edebilir miyim? Bayağı bir karıştı çarşı. Şöyle krema tadı beklemiyoruz zaten ama en azından bir tereyağı tadına, bir kaşar peyniri beklerdim. Muskat tadını almak isterdim. Köfteye gelirsek pişimine bir şey diyemiyorum. Pişmiş. Fakat bunun sosu biraz daha akışkan olmalıydı. Sos diye bir şey yok gibi görünüyor. Yani içine çok çekmiş, fazlasıyla çekmiş. Daha sıvı bir görüntü beklerdim. Görselliği de bozmuş. Tadında da baharatlarına falan bir şey diyemiyorum ama... Değil. Niye diyemiyorsunuz? En büyük sorunu soğuk. Bugün herkesin yorumunu atlayacaksınız. Anlamadım yani. Aşk olsun. Baharat çok baskın gelmiş. Yani insanlar yorumlarını yapsınlar. Birazcık bence bir müsaade edelim. Serdar'a söylüyorum uzun cümleyle. Yani. Bak şimdi siz kestiniz. Ben olmaz. Kesmedim. Siz kestiniz için ben sizi kesiyorum şu an. Örnek olalım derken kötü örnek oluyoruz. Ben kötü örnek siz oluyorsunuz. Ben olmuyorum burada. Aa, ben kötü örnek oldum. Siz oluyorsunuz. Ben olmuyorum asla. Tamam. Aha yazıyor bunu. Defter açıldı. Ara yemekten... Bir tane de benden yazın bence. Puanlar haline yazıldı. Kanaatinden kırdı. Ara yemekten bu yana aslında en büyük sorununuz yemeklerin soğuk gelmesi. Gerçekten soğuk yemek geldiğinde... Demin sen buna katılmıyorum dedin. Sana göre soğuk değil mi yemek? Ben öyle az önce tatlımda soğuk değildi. Hmm. Çok soğuk. Patates pürenizi zaten sevemedim. Salatayı da söyle tabii. Salataya gelince pancar beni düşündürmüştü kokusunu alır mıyım alamaz mıyım. Açıkçası pancar kokusu alamadım. Belki şu yüzden alamadım. Yoğun bir sarımsak tadı aldım. Evet. Yani sarımsak çok öne geçmiş. İmkansız. Çok özür dilerim. Bir çok şey öne geçmiş. Buyurun. Çok doğrusunuz. Şimdi normalde eskilerden yola çıkarak pancar tadı alındığında da oy bu toprak bilmem ne falan diyorduk. Şimdi iyi mi kötü mü bir şey bu? Toprak kokusu alamadım. Pancarı beğendim diyorum. Ha, fakat tamam. Sarımsak baskın diyor. Tamam. Çok evet, baskın çok... geldi. Bana ne kaç diş koydun ki?
Bir dişi ortadan ikiye böldüm, yarısını yarısına koydum yani. Çok İzlerken ben bana gelmedi sarımsak, Hatice, beni rahatsız etmedi. Çok pardon, yani. Lafınızı bölüyorum. Serdar Bey, bir diş koymuşsunuz, yarısı bana geldi zaten az önce. Yani tuz verdiniz siz de şifa niyetine. Evet, valla yuttum. Yuttum zaten meşhur olarak. Ama yani, inanın hani yutmaktan ziyade beklemiyorum ya hani o sarımsağı bir an salatanın içinde. Allah Allah, bana gelmedi ya. Su da rica edeceğim, bir ekşi bir tat bıraktı. Bana sarımsak gelmedi. Acı. Oraya gitmiş yarısı. Yarısı bendeydi. Ekşimiş ondan da öyle. Ay tatlı ekşi, difriz aldınız. Ara yemekten sonra biraz ekşi de evet ama şey yapmadım sarımsak da iyice ekşi. Ezici, abi ekşi değilse de yemekten sonra yani imkansız tabii. Düşen bir parça vardı diyor. Ve onu bana aldım izlerken de görecekler. Ama o düşen için içine bütün bir parça düştü onu da aldım diyor. İşte aldım, yok, bana imkansız. Geldi çünkü yani bir diş sarımsak yarısını koymuş. Siz gelmeden tabii. Yemek yediniz mi acaba o olabilir mi? Köfte soğuk merak etmeyin. Bir kere donmuş. Yediniz mi bir şey yemedi gelmeden evvel? Evvelinde yemedik sabah gelmeden öncesinde. Kesinlikle. Bence sabah yemişsiniz bir şey o kalmış orada. Yani o gelmiş sabah olabilir. Sarımsaklı kahvaltı yapmadık. Yorum yaptığımızda hayır. Da genelde yorumlarımız da hemfikiriz aslında baktığınızda genel hatlarıyla. Evet. Şimdi garip ortak olduğunda ağzınız ekşimiş, ağzınız difriz olmuş bilmem donmuş yani. Bu köfte bana göre donmuş. Size söylediğim zaman siz bence cevap verin. Ben şu an size bir şey bana konuşma diyorsun yani. Size konuşma demiyorum. Yemek hatırlıyorum diye yapıyorum. Ben size zaten cevap vereceğim asıl, yani. Asıl ben de çok iyi ol derim ben. Niye? Neden? Sebep? Aynı dil konuşabiliyoruz. Biz burada birbirimize iyi anlaşmaya gelmedik yani onu söyleyeyim arkadaş size. Olalım demedim zaten. Ama aynı dil konuşmak. Çok ayıp. Bir nokta daha gitti. Karakter. Ay bana yapma bak Gökçe Hanım neler saydı sövdü. Kalktın bana geliyorsun. Sayıp sövmedim sadece kendi düşüncelerimi paylaştım. Estağfurullah. Yani. Yani bu hafta hepimiz emek veriyoruz sayıp sövme. Bence ona göre yorum yapalım. Soğuk servis siz de yapabilirsiniz. Ya tabii ki yapabiliriz ama biz şu an sizi konuşuyoruz. Giyinemeyen yarışmacılarımız bile oluyor. Biz oluyor. Bugün sizdeyiz. Yani direkt 1-2 verme hakkımız oluyor ama böyle bir şey hiçbirimizin yapmasını istemediğim için. Yani bence sen herkes... Sen istemezsin kimse eksik menüyle çıkmasın. Çıkmasın isterim. Çıkarsa ben İsterim de... İsterim dedi. Güzel çıkmasın. 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 Çıkmasın dedi. Tamam. Siz bence nasıl anlamak istiyorsanız öyle anlıyorsunuz beni. Bana öyle geliyor. Bir tık öyle hissettim. Soğukluğunu size. Görmezden mi gelelim? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Soğukluğunu görmezden gelelim demiyorum ben size. Yani o olabilir. Hepimizin başına gelebilecek bir durum. Tamam bunu kabul etmeniz yeterli. Tamam. Köfteniz evet. Donmuş. Patates pürinizden tamam, tat okay. Alamadım. Bunda da çok yoğun bir sarımsak tadı aldım. Bilmiyorum bana öyle geldi. Peki. O zaman Gülderer'e geçelim. Aynısını ben söyleyeyim. Patates püreniz çok yavan geldi. Hiç beğenmedim yani en azından bir karabiber biraz daha tereyağını bol tutaydınız fırında pişirdiğiniz için sosundan sonradan bir daha ekleseydiniz bu kuru görüntüyü kaybedebilirdiniz hani önden sosladığınız sosun için kafi gelmemiş kafi gelmedi yeter. Tepsinizden alıp tekrar üstüne bir daha şöyle kaşıkla gezdirseydiniz daha güzel olur içine çekmiştiniz kaldı mı ki sosun? Sosun kalmadı da yani şöyle söyleyeyim zaten içine giren sos bu kadar miktarı yani. Ha, tarife göre birebir öyle şey. Yani ben şu an görüyorum dağılıyor evet ama kuru olduğunu da düşünüyorum yani dağılıyor yani. Dağılmaması lazım tabii şöyle... dostum. Yok biraz çatalı vurduğunda dağılıyor yani anladım demek ama istiyorum. Dağılmış evet doğru. Salatında, biraz parçalanmış. Evet, salatının da sarımsağı çok geldi. Ben sizi düşündüğüm için söylüyorum arkadaşlar şifa olsun diye bu... Allah yani bu rahatsız etmedi sarımsak. O noktada katılmıyorum size. Ya oylama yapalım bence sarımsak gerçekten bana geldi. Ben de yapıyorum. Tamam. Üç kat olarak yapıyorum. Ben üç katlı diye sunuyorum. Hayır, öyle şey salata pastası olarak, gibi. Aynen öyle. Çok ben de yaptığım beğenmedi mi sen şimdi salatayı? Yani beğendim ama sarımsağı biraz baskın geldi. Kusura bakma. Baskın geldi diyorsun. Gökçe sen ne diyorsun? Öncelikle Gülderen Hanım'a katılıyorum. Sos olarak yani kurumuş. Bana da şundan kaynaklı. Evet dilim dilim pişirmişsiniz ama şuradan sos kısmından da göreceğiniz üzere bazıları böyle üst üste gelmiş ya. Zaten her kısma yani tek tek baktım. Belirli bir kısımda vardı. Muhtemelen üst üste bindiği için binen kısmı denk geldi pişmemiş olarak. Patates pürenizi ben de biraz yavan buldum açıkçası. Hani iki malzemeyle yapıyorsanız benim görüşümce yağını veya kullandığınız diğer malzemeyi bence bir tık daha yoğun kullanmanız gerekirdi. Onun haricinde rostonuzda da evet çok hani lezzetsiz değil. Baharat olarak bana açıkçası yoğun gelmedi. Güzel. Ama sos olarak sosunu biraz erken döktüğünüz için kurumuş. Kuruduğu için de altındaki etin de biraz tadını bozmuş üstündeki sos. Sosta neler kullandınız? Sadece salça... Salça, tereyağı, baharat kullandım. Tamam yani sos olarak hani sos lezzetini
ayrı da değerlendirmek isterdim. Çünkü hani bir emek sosu var önemli, ama sosu önemlidir. Sos biraz kaçlandırır daha, yani. Biraz daha akışkan olması gerekirdi bence. Daha sulu bir sos olması gerekirdi ki şöyle patatesten aşağı doğru akan biraz daha hafif tabağa gelen o bir sos olması gerekirdi. Salatanız konusunda ben sarımsak hani seven bir insanım. O yüzden hani yoğunluk oranı çok yüksek gelmedi bana. O gelen parça hepimizin başına gelebilir. Beni lezzet konusunda beğenmedim diyemem. Bence lezzetli ve sunum olarak da hoş bir salata. Evet Seda, geçtik. Müsaade ediyor musunuz? Buyurun müsaade sizin. Seda Hanım da biraz böyle öne çıkma gibi bir durum söz konusu. Çünkü herkesin yorumuna, ses tonuyla, yorumlarda kullandığı efektlerle biraz ben diye iddialı bir yarışmacı olduğunu görüyorum ama... umarım kendi gününde de sesi bu kadar çok çıkar ve rakiplerine sesim çok çıkıyor imajını yarattıktan sonra ortaya güzel bir şeyler koyar. Seda Hanım aslında çok fazla kimseyi konuşturmadı. Herkes kendi sırası geldiğinde yorum yaparken Seda Hanım hepsinin yorumlarına yerli yersiz inişli çıkışlı yorumlar yaptı. Keza benimkinde de öyle. Patates püresine başladığımda yani bir yarım saat sonra falan devam edebildim yorumuma. Bayağı bir konu açtı. Yani yemekle alakalı eleştirilerde bulundu. Sırası gelince yapabilirdi. Gereksiz çıkışlar oldu bence masada. Seda Hanım fazlasıyla yorumları atlıyor. Geriliyoruz. Masada gerginlik oluyor. Her şey böyle hızlı ve yani her şeye cevap veriyor. Her şeyin altından bir şey arıyor gibi geldi. Ana yemeği beğenmedim. Şaşırmadım, evet. Niye şaşırmadın? Niye çünkü biliyorsun öyle olduğunu. Ben şaşırmadım şu an beğenmedim. Çünkü iki saattir söylüyorsunuz beğenmediğinizi zaten. Tekrar tekrar söylemenize gerek olduğunu düşünmüyorum yani. Bir kere tamam, söylediğinizi anladım. Tamam, beğenmedim. Okay. Şöyle ki, soğuk olmasaydı inan tadına lezzetine varacaktık. Bundan sebep beğenmedim. Doğru. Bir önceki de soğuktu. Soğuk olan yemekler ağzınla kuş tutsan olmuyor. Olmuyor. Dediğin gibi hepimizin başına gelebilir. Ama kesinlikle. Biz bugün buradayız. Et, sos vesaire konusunda arkadaşlarıma katılıyorum. Çok uzatmayacağım. Sunum harika, çok cici. Keşke burada da aynı özen olsaydı. Biraz daha süslü olabilirdi. O soslar dağılırdı falan vesaire. Şekiller, renkler şık olurdu. İnan ki sarımsak oranı yüksek. Sarımsaklı yoğurtta dıt 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 pancar salatası olsaydı. Ama gerçekten size söylüyorum bir diş doğrudur, var sadece. Doğrudur. Valla beni hiç rahatsız etmedi. Çok iyi yani. Çok yani. Pancarda ne yaptı pancara? Çok güzel. Pancarı haşladım öyle rendeledim. Evet, çok işte iyi bu. Düşünmüşsün. Çok hiç iyi. Koku falan gelmedi. Aslında benim 6 çeşit ama bakıldığın zaman 7 çeşit oldu. Tabii, çünkü bunu bu da bir işlem. Olarak. Tabii. Aynen. İyi yapmışsın. Bu haşlanmadığı zaman, kavrulmadığı zaman o toprak kök sebzelerde o tehlike hep var. Yani onu da hissetmeyelim yani o kadar. Çünkü çok ağır onlar aroması şeyi. Salatan güzel. Yani gayet güzel. Peki eline sağlık. Biraz baskın geldi. Teşekkür ediyorum. Ben servisinizi toplayayım. Tatlıya geçelim. Ah köstebek. Evet, deniz kızı köstebek pasta. Mini deniz kızı. Mermaid'li. Demine. Mini. Şimdi yemek konusunda hepinize katılıyorum. Maalesef sosu yetersiz. Kurumuş. Biraz parçalanmalar var. Rosta'da o bütünlük, o sos. Arıyoruz yani. Acaba yakalayamamış. Acaba üstüne... Soğuk, evet. Özellikle sıcak yenmesi gereken yemeklerden bir tanesidir bu yemekte. Püre de ona keza çok soğuk. Yani ikisi de soğuk olunca maalesef nahoş bir tat bırakıyor. Seda Hanım'a ben bayağı taktım bugün kafayı. Onun günde ben ona biliyorum yapacağımı. Soğuk olmuş dedi. Kendisi yemekleri bile yetiştiremeyecek. Göreceksiniz hepiniz. Bir de yani şimdi soslu bir şey soğuyunca... Çekiyor. Bir de vakit geçince, bir de çekince iyice böyle kuru bir... Köfte gibi evet. Adeta olmuş. Rostoluk gitmiş. Kuru köfte. Kuru köfte değil mi? Gibi. Maalesef zaten bence yaparken sosunu da az yapmış. Az yapmış. Dediğin gibi biraz fazla olacak o üstünden akacak. Birazcık daha hafif servis ederken üstüne geçeceksin. Evet. O biraz patates püresinin üstüne de akacak o sos. Ekmek balıncası. Böyle yağını salçasını bir baharatını şöyle hissedeceğiz. Şöyle sızacak öyle biraz. Ya şöyle söyleyeyim dilim dilim kesip pişirdim. Bunlar evet. Onu da Allah'ın katılmıyorum. Demin dedim ben de eleştirilere katılıyorum ama... Pişmemişlik kesinlikle yoktu. Hı-hı. Bence eşit pişmişti her tarafı. Evet. Baharatları da güzeldi. Sosu yetersiz kalmış. Bir de soğuk olması çok şey almış götürmüş yemekten. Daha et pişmişti. Zuhal Hanım, Seda Hanım az önce bir noktaya değindi. Serdar Bey kendini savunamıyor demişti yemek konusunda. Şimdi bu kadar kişi masada herkes aynı konu üzerine yoğunlaştı. Şöyle bir şey demesini beklerdim. Servisinizi alabilir miyim? En azından bir kişi için veya sizin için veya masadaki diğer arkadaşlarım için... Isıtıp tekrar size getireyim, tekrar bir tadına bakın bravo. Diyebilirdi doğru. Bence. Yani doğru, en azından bir hani üstündeki sosun biraz yapılamaz, daha açılırdı. Yapılabilirdi. Hani onu görebilirdik. Tabii. Yani ben onu bilerek benimkini ısıtılmasını demek istemedim. Arkadaşlar ısıtma, sıcak tutma şansına sahipsiniz. İki buçuk saatte pişirme aşamalarını halledeceksiniz. Hoca. Pişecek hiçbir şeyiniz kalmayacak.
Ama sıcak tutma kısmında artık birazcık da maharetinizi, ünerinizi gösterin. Onu da bir söylemeyeceğiz herhalde. Yani ben kendim onu belirtmek yani. İstemedim olmaz. Ki. Hani bakalım hani evet. Sunum konusunda bunu vallahi yapacak ben Hakan doğru diyorsun Gökçe. Ay yani, durun arkadaşlar. Madem herkes bak diyor ki Gökçe değebilirdi bize. Isıtayım getireyim tekrar yemeği. Öyle bir vaktimiz yok bence. Direkt ağzına soğutucu mu var? Hayır hayır. Herkes tamam. Değil. Hayır. Serdar yemekler Bey. Geldikten sonra. Yemekler şimdi geldi o ya. O süreyi tanırdık zaten. Herkes için değil de hani herkes ortak bir yorumda bulunduğu ama şimdi için. Servis etmiş tabaklara fazlası tabii. Var mı? Yok onları tabağını tekrar... alabilirdiniz. Hani en azından bir kibarlığı bile falan. Olsa bir ortam bekledik. Bakalım tamam, diyebilirdik. Tamam onun için özür dileyim o zaman sizden. Yani şöyle bir incelik yapabilirim. Başka şu an elinden bir şey gelmez. Yedik çünkü hepimiz. Yani. Genel bize ders olsun bu. Yangın var diye bağıracağım yemin ediyorum. Yetişin komşular yangın var. Mikrodalgaya falan da atılabilir mesela. Fırında evet. Da ısınabilir. Tam getirir. Yani. Fırında da. Fırında da ısınabilirdi. Ağzımızda bir soğutucu yok yani yemekler soğuktu. Açıkçası Serdar Bey'in o yorumlarını biraz boş buldum diyebilirim. Çünkü bu yarışmada daha altı dolu yorumların olması gerektiğini düşünüyorum. Ağzınızda soğutucu mu var vesaire. Bunlar özellikle bir yarışmacının evinde misafirlerine ve kendi gününde sarf etmesi gereken laflar olduğunu düşünmüyorum. Odanın da tabii ki bir heyecanı olduğu için o noktada biraz şaşırmış olabilir kelimelerini. Serdar Bey'in fantastik yorumları ağız ekşiliği ve ağız difrizliği soğuması ile ilgili kendince böyle bulamadı başka diyecek bir şey. Bize laf etti orada ne yapalım bakacağız onu da onun ağzının içeriğinin sıcaklık ayarına da. Hani yemekler buz gibi geldiği için bizim ağzımız soğuk dedi buz gibi dedi o yüzden hiç uygun olmadı o cevap. Hani bir kişininki olsa tamam doğru diyeceğim ama hepimize soğuk geldiği için o konuda boşuna... kendini yorum yapmasına gerek yoktu. Ya Serdar Bey'in de yemeğiyle alakalı yaptığım yorumlarda soğuktu. Gerçekten böreği de, ana yemeği de, püresi de buz gibiydi. Soğuk olduğunu söyledim. Fırınında bir problem olup olmadığını sordum. Sizin ağzınızda dondurucu var herhalde diye bir çıkış yaptı. O hiç hoşuma gitmedi. Özür beklerdim açıkçası. Seda Hanım'dan özür diledi ama benden özür dilemedi. Dilemesi gerekiyordu. Bence tatlıdan herkesten 10 puan alırım gibi geliyor. Deniz kızım merak ediyorum. Evet. Ben de köstebek pastayı biliriz hepimiz herhalde değil mi? Ben de. Ama deniz kızlısını ben de ilk defa ben yiyeceğim. Ben ilk defa. Yani deniz kızından muhtemelen bir pastacı gibi bize bir motif yaptı. Bir şeker hamuru kullandı. Model pasta falan gibi ben şey. Ben deniyi okuduğumda şeker öyle düşündüm. Evet, valla tatlısı buzluğu budur. Ben de hiç dokunma, hiç elleşmeyelim dedim. Bakmadım tatlısını. Görmedim. Yani muhtemelen bir şeker hamuru falan kullanmıştı. Ya öyle ya da deniz kızı bir kalıp şeker hamuru kullanıp deniz kızı yapmıştı. Yemeklerimi daha nasıl savunacağım? İki saattir konuşuyorum. Hiç sustuğum yok yani. Daha ne yapabilirim ki ben? Elimden gelen bu yani. Daha fazlasını savunamam. Serdar Bey yemeklerini savundu ama yani çok haksız, yersiz bir savunma oldu. Özgüveni yüksekti ama o özgüvenini yemeklere yansıtamamış, vermemiş yani. Yemeklerde bir özgüven göremedim. Sonrasında işte ben küçüğüm, onu da değerlendirin gibisinden bir şeyler söyledi ama evet küçüktü, daha önce de tecrübesi dediği gibi yoktu, yapamamıştı, olmamıştı. Yemeklerini savunabildiğini düşünmüyorum çünkü Zuhal Hanım'la beraber hepimiz yemeklerinin soğuk olduğunu düşündük ve bunu paylaştık kendisiyle. En azından sadece Zuhal Hanım için sizin tabağınızı ısıtayım. Veya diğer içimizden seçeceğimiz bir arkadaşımıza bunu teklif ederek sıcak kendi lezzetini değerlendirmeniz adına bakın. Veya bir parça mutfakta ısıtıp ortaya bırakıp hepiniz ısıtılmış şekilde de görebilirsiniz diyebilirdi. Bunu ben bilerek aslında söylemedim o anda. Çünkü kendisinin bunu düşünerek bize sunum yapmasını bekledim. Ama söylemeyince de tabii bunun yanlış olduğunu düşündüğüm için diğer arkadaşlarımla ve Zorlu Hanım'la bunu paylaştım. Kendince savundu ancak bana göre savunmadı. Bana kendini savundu. Nedense. Keşke kendini savunacağına yemeklerini savunsaydı. Serdar Bey savunabildiği kadar yine savunmaya çalıştı. Güzel de laf söyledi, lafla sokuşturdu. Ama biz dediğim gibi ben nutkum tutuldu bugün. O yüzden konuşamadım. İnşallah yarın başlıyoruz. Ne yapıyor acaba?
Tatlılar denizden çıkıp geliyor. Deniz kızının ama onların yakalaması da zor tabii. Gözyaşı falan onları çok kıymetliyor. Deniz kızının hikayesi inanılmaz onlar. Geldi. İşte Ay çok tatlı. Birazcık geç kalacağım. Onun için hiç önemli. Geç kalmadı. Kuyruğu var ama ya kendisi nerede? Vallahi güzel ya. Olmaz. Bakın. Olmaz. Ne olmaz? Nerede onun kendisi? Suyun içine dalmış. Suyun içine dalmış. Deve kuşu gibi kapıydı. Ama deniz kızın her zaman bütününü görme şansımız olmuyor Seda şu fani dünyada. Hep kuyruğunu görürüz. Yunusların da öyle. Ama deniz yaratıcılık kızı demiş. Vallahi kendi mi yapmış bunu? Yani deniz kızının kafası burada, şeyi nerede diyor. Su altında, trafikte kaldı kendisi şu anda. Birazdan aramıza gelecek. Akbil'in de HES kodunu yüklemeyi unutmuş bu arada arkadaşım. Birazdan gelecek. Ben vallahi tatlı sunumunu beğendim. Ben de beğendim. Güzel. Bunu beğenmeyen yarışmacıya da iki çift lafım olur, onu da söyleyeyim. Şaka tabii ama. Neyse, yemekten, yani bence güzel görünüyor. Yemekten kurtaramadı sunumlardan ama pastadan. Başı ve sonu yani açılış ve kapanış güzel. Ama ne kadar pastası da. Açılış ve kapanış güzel. Yazdınız mı Seda Hanım defterinize? Salatanın da sunumu güzeldi. İşte kısmı. Salatanın da şeyi. Aa bak kalıba koymuş silikon. Var mı onun gerisi? Bakıyorum. Çekiyoruz. Yokmuş. Deniz kızı değil o zaman abi. Deniz kızı kuyruklu. Ama o sen de. Yani o kadar da demeyelim daha bence. Daha neler. Olmaz. Ama şu var ya, bütün olacağına bence de... Niye hep yani hayattan da bunu bekliyoruz yani? Eritip kalıba koydu herhalde. Eritip kalıba koydu. Sonra eritip kalıp da donduktan sonra üstüne dalmış. Evet. Suya dalmış resmen. Valla ben sunumunu beğendim. Ben de beğendim. Sunumu güzel. Hakkını... Gelirse... Tadıcınız. Yardıma gelelim mi Serdar Bey? Yanlış hatırlamıyorsam 10 dakika bekleme süresi tabii, vardı. Tabii. O yüzden sunumlar her zaman önemlidir. O yüzden bence de bunda da birazcık bekleyelim. Zaten daha kaç dakika oldu? Mutfağın dağınıklığını göreceğim diyor, yardım edeceğim diyor. Yalan söyle, yardım için değil. İyi niyetli olan insan çıkar gelir, sormaz. İğneleye. Evet, kalıplar hazır ama. Duracak üstüne köstebeği. Değil mi? Çikolata sosunu sıkma kısmı belki biraz da kremada da olabilir. Krema sıkma konusunda kremada da biraz şey olabilir. Çikolata sosu hazır mı acaba? Yine kendi berimal usulü eski. Berimal usulü eritmiş. Kalabalık olmuş. Tabağın tabaktaki sunum imza. Hazırdır o hazır yani çikolata. Yani dekor olarak olduğu için o. Çikolatayı kendim erittim. Evet, şöyle teşekkürler. Vereyim. Size ikram edeyim önce. Çok teşekkür ederim. Şöyle vereyim size de. Teşekkür şuraya ederim. Şuraya çikolata elimde olduğu için eldiven, kusura bakmayın, özür diliyorum tamam. Sizden. Yok canım, o kadar da değil. Olmaz. Göğsebek pasta edebiliyorsunuz zaten hepiniz değil mi? Nasıl olması gerektiğini içinde nelere? Kesinlikle sunumlarıma da puan vermelerini istiyorum yani. Çünkü bu sunumlar hiç kolay olmadı. Ve şu an çok büyük bir risk altındayım. Çikolatalarımın kırılma durumları var. Şu an bir tanesi kırıldı hatta, bunu kendime alacağım. Bu riske bence bu puanlar verilmeli yani. Biraz kuru mu? Bakacağız. Ben söyleyeyim. Zemin taban olarak biraz kalın görünüyor. Belki ondan kaynaklı olabilir. Alt tabanı çok kalın. Kek bir tık ıslak mı olsaydı bilmiyorum ama kuru. Biraz kuru. Evet. Kreması. İçinin kreması az olmuş. Evet. Bu şekilde vereyim. Sunumunuz harika, elinize sağlık. Afiyet olsun. Beğenmenize sevindim. Bir gelin. Devamını. Geliyorum hemen. Son iki servis kaldı. Evet, kuyruğuna başlayalım. Ben başlayayım mı? Ha, bu da buz gibi. Normali gelmiş buz. Normal. Tamam. Normal. Hey. Ulaştık normale. Böyle Serdar gelsin de. Tamam. Vallahi güzel. Çikolata çok sevdiğimiz bir şeydir. Evet. Şahsen maalesef. Benim ve ailemin maalesef. Ama yani has güzel çikolata yerseniz bir sıkıntı yok. Her gün diyorlar ki bitter çikolata 30 gram öğlen özellikle. Antioksidan etkisi de var. Faydalı da. Ama işte kakao oranı önemli. Ve ne kadar nerede yediğiniz. Bir kalıp çikolatayı alır da sütlü, fındıklı, bilmem karamelli falan yerseniz tabii ki çok sıkıntı olur. Ama yani kaliteli bir çikolata her gün 10 gram, 20 gram arada böyle bitter olması ben, koşuluyla çok da faydalı. Yiyin diyor uzmanlar da yani. Ben hiç çikolata yemem. Ya! Ay ne mutlu yemiyorum sana. Yemiyorum hiçbir şekilde. Neden? Bilmiyorum, midem almıyor, çikolata yemiyorum. Aa! Ağır alerjim geliyor, alerjin yok değil mi? Alerjim yok çok şükür. Ağır geliyor kokusu. Mesela şunu yemek isterdim ama yiyemem. Ay keşke bana da ağır gelse de ben de yiyemesem. Beyaz olarak çikolata yiyorum. Tatlı yiyorsun ama çikolata mı yiyemiyorsun? Tatlı mı sevmiyorsun genel olarak? Yok, tatlıyı çok severim. He, ama anladım. Çikolata ağır kokusu geliyor. Hafif olursa sıkıntı olma ya da böyle pastalarda hep ayıklarım. Kusura bakmayın. Ama rica tadı ederim. Güzel, inkar etmiyorum. Alt tabanı kalın olmuş. Yani bilmiyorum, güzel yani. Hadi bakayım yesin diğer yarışmacılar. Eldivenlerden tabanı. Evet, eldivenlerden yaştı. O kadarcık olacak artık. Şey bayağı olmaz. Uğraşmış çünkü evet. Bununla. Çikolatayı mı acaba ne tatlısı yapacak bize? Vallahi bu hafta Magnolia yapan alırsa benden hiç puan alamaz. Ama şimdi Gülderen Hanım'ın söylediği konuya biraz takıldım. Niye?
çikolatayı yorumlamak iste, yani yorumlamanız gerekiyor menü evet. içeriğinde olduğu için. Ama hani sevmediğiniz için yorumlayamayacaksınız. Belki diğer arkadaşların da ben dahil olmak üzere çikolata olabilir. Çikolatalı deme sağlıklar. Yorumlayacaksınız o zaman. Olabilir, oluyor ya, da ekseriye yani. İçinden, kremasından yedim. Ama belki kekini beğenmediniz, çikolatayı çok beğeneceksiniz. Onu dengeleyecek, oradan nasıl olacak? O zaman kuyruk ucundan ucu. Alırım. Beğenmiş yani. Çok, yani. Çok az kuyruğu yemem. Tabii küçük bir parça bir şey yemem. Çünkü senin karşına çikolata olan tatlılar çıkacaktır tabii mutlaka. Tabii ki de çıkacak. Sevmiyorum diye de yapmıyorum diye bir şey tamam, yok. Tamam, güzel. Bir sağlık probleminiz olmadığı sürece her şeyden yemenizi rica edeceğiz. Yiyenler belli oluyor. Kusura bakmayın, bayağı geç kaldım. Güzel yok, bayağı geç istedim. Kalmadın yok. Aa, o kadar olur. Sen olduğun kuyruk gitmiş. Evet, kırıldı bir tanesi. Tam 6 tane kalıbım vardı çünkü. Bir tanesi az önce kırıldı. O yüzden kendim almayı tercih ettim bunu. İyi yapmışsın. Evet, Seda başlayabilir tatlı yorumla seninle. Evet, kuyruk harikaydı. Müthiş. Çok lezzetli. Müthiş bir çikolata. İmza atmak istedim. İnanılmaz. Tatlıya. Ancak bu arada beğendim beğenmedim kısmında kuyruğu beğendim sadece. Şimdi bakınız. Ben bunu tabii ki çok deşmeye de karşıyım. İyi, sevmediğim evet, bir evet, iş. Evet, evet, evet. Açtım, kestim, baktım. Sol tarafta muzumuz yok, sağda muzumuz var. Güzel. O bir eşit dağılım olmamış. Kuru olmuş. Islattım sütle ama. Bayağı süt döktüm hatta. Çatal hani yani. Kestim de alayım dediğimde döküm döküldü. İşte evet. Bu üstündeki kek zaten ufalanan bir kek. Yani dökümde evet, ufalanan kek ya. Onları çok birbirine karıştırmayalım. Alt zeminden. Alt zeminden bahsediyor. Alt zeminden bahsediyor. Üst zeminden yiyin. Kreması yavan, yanındaki süt kreması da biraz daha yoğun yapabilirdik belki kıvamını. Yanındaki krema da tadı çok yoğun şöyle değil. Şöyle söyleyeyim, bu kadar. Menüm çok zor olduğu için ve hayatım önce 7-8 çeşidi böyle 2 saat içinde hiçbir şekilde yapmadım. İlk kez yapıyorum, sadece sunum odaklı ve lezzet... Yani bu sunum odaklı olmuş, doğru noktada buluştuk zaten. Yok, sunum odaklı zaten. Ve lezzet olarak düşündüğüm için... Kremasını da kendim yapamadım yani. Yapamadım çünkü zaman zaten. Yetemezdi. Meniniz çok mu zor dediniz? Menim zor da el açması vardı. Zorladım 23 yaşındayım. Zorlandım yani. Anladım. 23 yaşındayım ve el açmam vardı yani. Oo, bu normal bir şey. Yaşa sığınıyoruz. Ben 43'üm, o zaman her şeyler var. Gelsin benden. Hazırlık kapılarınızsanız zaten benden çekeceğiniz var sizin. Asla yani puan alamazsınız ama benden. Ama ben ev kadını değilim canım, onu da unutma. Tamam, ben de ev oğlanı değilim yani. Ama 23 demeyeyim. Çalışıyorum dedi. Yani 23 yaşındayım, normal yani. Evet, yeni bir tabirimiz oldu, hayırlı olsun. Kesinlikle yani. Nur topu gibi yeni bir ev oğlanı. Ya hem okuyorum hem çalışıyorum. Evet, üniversiteye güzel, devam. Üniversiteye devam. Kesinlikle. Hem üniversite hem meslek hayatına atılmış. Ben böyle bir sunum hiçbir şekilde görmedim Yemekteyiz tarihinde bence. Ben öyle düşünüyorum. Öyle mi? İşte gördüm vallahi. Gayet tatlı de gördüm. Sunumu görmedim benim ben böyle. Benim sunduğum sezon içerisinde deniz kızlı kuyruklu bir şey yemedik. Doğru söylüyorsun. Görmedik böyle bir sunum. Kuyruk doğru. Güzel, ona hiçbir şey diyemem. Peki Gülderen. Ben yorumlayayım. Öncelikle eline sağlık. Afiyet olsun. Alt zeminin kalın olmuş ve kuru olmuş. İç krema dolgun az olmuş. Biraz daha kekin ince olup da kreman dolgulu olsaydı bence daha güzel olurdu. Kuyruğunda çok güzel deniz kızı. Yarısı suyun içinde kalmış. Sunum her şey çok güzel bence. Eline afiyet sağlık. Afiyet olsun. Gökçe. Öncelikle elinize sağlık. Gerçekten sunum olarak çok şık, çok hani lüks bir restorana gidip yemek istediğimde önüme gelecek tabaklardan biri. Çikolata sosunuzu çok beğendim. Benim için evet kek oranı da altındaki biraz kalın olmuş ama şöyle de bir bakıldığı zaman kremasıyla keki eşit orantıda. Yani kremayı evet, çok güzel koymuşsunuz. Ve keki de kremayla aynı boyutta. Dolayısıyla yerken ikisi birbirine karıştığı zaman biri dengeliyor, kalın, dengeliyor, birbirini bozmuyor. Islaklık olarak da bana da biraz kuru geldi. Üzerindeki kremayı bir pastacı kreması şeklinde yapsaydınız yani zaten kafadan 3 puan sadece bu tabaktan alırdınız. Benim bakış açımda öyle düşünüyorum. Kremasının yani kekinin kuruluğu ve kremasının hazır olmasıyla çok ekstrem beğenemedim ama sunumunuz... Keki hazır değil bu arada. Yok yani şey kuru olması. Kremanın hazır, kekin kuru olmasından kaynaklı. Çok beğenemedim ama dediğim gibi sunum olarak ve şu çikolataya vermiş uğraştım olduğunuz emekle beraber eritip, gerçekten evet. Çok özenli ve güzel bir tabak. Teşekkür ederim. Son olarak da senden alalım Hatice tatlı yorumunu. Şöyle söyleyeyim, yarışmaya katılımdaki özgüveninizi tatlıda kullanmışsınız diyebilirim sadece. Ben tüm yemeklerinde imzamı attığımı düşünüyorum. Sunumları hepsinin çok güzeldi. O özgüveni tatlıda bulabildim sadece. Keyif aldım, güzel bir tatlı. Başarılı. Afiyet olsun, teşekkür ederim ama katılmıyorum o yoruma. Ben tüm yemeklerinde hepsinde sunumuna çok önem verdim. Ve çok güzel tabaklar getirdiğimi düşünüyorum önünüze. Yani çorbada bile ayrı bir detay düşünüp kabakları fırına attım ve herkesin tabağına kabak ikram ettim yani. O börek o çukur tabağın içinde. Ne yok üstüne koyma zorunluluğum yoktu benim kabak. Ya ben üstünde kabak sunumlu tamam, çorbayı almadım size. Kabak mı demişsin başka bir şey.
Kabak çorbasıydı zaten. Tamam, üstüne ayrı bir detay. Fırınına ekstra yani. Kabak at. Efendim öbür yemekler pişerken o da pişti, salvar. O güzel yapmışsın zaten. Oldum. Beğendik hepsini. Tuz döktüm yani. Çorba ve pastanın sunumunu beğendim. Diğer sunumları beğenemedim açıkçası. Yani börek o çukur tabağın içinde üzerine... Salatanın sunumunu beğenmediniz mi yani? Özür diliyorum, bir de salatanın sunumu. Evet, bakalım ilk günkü yarışmacımız Serdar'ın performansını nasıl değerlendirecek diğer yarışmacılar? Haftanın ilk açık oynaması için hazır. Bir tek krem şantim hazırdı. Onlar tek krem şantim hazır kullanırsa hiçbir şekilde puan kırmam ama yufka, konserve kullanırlarsa benden asla puan alamazlar. Bu kadar yani ama 6-7 bekliyorum en az. Evet, Serdar yarıştı. Şimdi puan verme zamanı. Arkadaşlarım anlattılar. Bir kez de ben hatırlatmak isterim. Menüsünde eksik yoktu. Masası da hazır olduğu için 3'ten başlayacaksınız. 10'a kadar puan vereceksiniz. Buyursunlar, alabilirsiniz tahtalarınızı elinize. Lütfen kimse kimseye bakmasın puanını yazarken. İyice düşünün. Sütlü kabak çorbasıyla başladı bugünkü menümüz. Arada ay böreği vardı, ıspanaklı, peynirli. Sonrasında rosto, patates püresi, yoğurtlu pancarla havuçlu bir salata. En sonunda da deniz kızlı köstebek pasta vardı. Evet. Eline sağlık diyelim. Afiyet olsun. Ve şimdi puanları göreceğiz. Hanımlar, puanlarından emin olmayan varsa aranızda şu an değiştirme şansını size veriyoruz. Bu hakkınızı kullanabilirsiniz şu an için ama. Onu tekrar hatırlatayım. Değiştirmek isteyen var mı emin olmayan? Yok. Tereddütü olan? Yok. Yok, peki. Herkes hazırsa bu haftanın ilk puanı Gülderen'den Serdar'a geliyor. Hemen Serdar'a da döneyim. En düşük kaç bekliyorsun Serdar? Ben en düşük yani ana yemeğimle patates püremi ve beğenmedikleri için böreği. Ve böreği de en az 6 bekliyorum. En az. En düşük 6, evet. En yüksek kaç gelir? 8 bekliyorum en yüksek 8. Bence. İnşallah. En yüksek ama en az 6 bekliyorum. Evet. Evet Gülderen, sendeyiz. Aç ve söyle lütfen puanını. 5 verdim. 5 mi? Evet. Ah ne yaptın be? Hani gerçekten hani şöyle söyleyeyim. Ben... Daha şimdi altının aşağısı olmamalı diyorduk ve geldi. Korktuğumuz evet. Başımıza geldi. Zaten yemekleri yetiştirip sizin karşınıza çıkmam okey. Salata beğendiniz. Onu da beğendim. Yani onu sarımsak biraz... Ay, sarımsağını çok yani. Bahane ettiniz ya. Hani salatamı da sunumu güzel, onu inkar etmiyorum. Tamam işte o sunumların sarımsak... hiçbir karşılığı yok mu sizde sizin için yani? Her şeyin tam diyor 3'ten başladım. Eksik olsaydı oradan çaldım. Her şeyin tam 3. Siz sıfırcı olarak başladınız. Şöyle söyleyeyim. Eğer sizin evinizde de sunumlar güzel gelmezse ben de sizden 3'ten hani başlayacağım. Bak, bir puan. Çünkü çok önem verdim sunumlarıma. Onu söylüyorum. Sözünüzü kestim. Sunumlarıma çok önem verdiğim için en az 6 bekliyordum kesinlikle sizden. Şu an bu puan benim masama hiçbir şekilde hak ettiğini düşünmüyorum. Canlı çiçek bile özel yaptırdım gidip. Bir haftadır uğraşıyorum masa düzenim için. Hiç bu puanı hak ettiğimi düşünmüyorum. Özel sunumlar yaptım size. Çok çok düşüktü bence. Hiç hak ettiğimi düşünmüyorum. Sizin gününüzde de sizi göreceğim. Umarım siz de her şeyi dört dörtlük yaparsınız. Umarım inşallah. Sunumlarınız çok güzel olur. Çok önem vereceğim sunuma. El açması bekleyeceğim hepinizden. Söylüyorum şimdiden. Çekeceğiniz var yani benden bu hafta. Öyle söyleyeyim size. Hepinize. Serdar Bey puanları görmeden tehdit etmeye başladı. Belki güzel bir yani olacak. Ben hepinizden 5 hani bekliyorum. Yani hepiniz 5 verecekmişsiniz gibi hissediyorum. Nedense bilmiyorum. Nasıl bir ön yargı? Evet, hissiyatı aldım ben hepinizden. Öyle ön yargı evet, konuşmayalım isterseniz. Konuşmayalım tabii ama 5 çok düşük olduğunu da söyleyeyim Gülderen. 5 değildi bu şeyin evet. Hakkı. Masanın yemekleri. Bir de en çok yani beğenen kırabileceğiniz yerler. Çorbayla. Bak çorbayla ama şimdi bir şey öyle dersen birer puan verirsen cimri tutmuşsun biraz tatlı bir puan mı etti? Hani... Tatlıyla çorbayı aynı kefeye mi koydun? Zaten tatlıya bir verdim. Tatlıda bir ana yemek gibi şey verdim. Ama bak şimdi onu diyecektim. Demin Gökçe de onu dedi. Yani şimdi tatlıyla çorba aynı şey değil. Değil. Bir kapanış evet, yemeği ve hani önemlidir tatlı hem bizim sofralarımızda, kültürümüzde, mutfağımızda. Kesinlikle. Hem de daha uğraştırıcı bir şeydir tatlı. Yani tatlı önemli bir yemektir. Tatlıyla salatayı, tatlıyla çorbayı aynı kefeye koymamanız lazım. Eşit olamaz puanlar. Çorbanın birazcık da ana yemeğin en yukarıdadır, tepededir puanı. Evet. Karşılığı. Tatlı da ona keza onun bir tık altıdır. Ama yani çorbaya bir, tatlıya bir olmadı. Eksiklerimi zaten söyledim. Danarosta köftemde dediğiniz gibi eksiklikler vardı. Peki Gökçe'yle devam edeceğiz. Maalesef şu puanla başladık haftaya. Evet Gökçe, senin de puanını görelim bakalım. Tabii. Yüksek sesle de söyle lütfen açtığında. Benim Serdar Bey'e puanım 6. Misafirperverliğini çorbasında, tatlısında ve salatasında yaptığı sunumları çok beğendim.
Salatasında evet sarımsak oranı biraz fazlaydı. Hatta bana da bir parça geldi ama genel olarak bütüne baktığımda bu olumsuz bir şekilde tabii ki de etkileyemez. Çünkü genel lezzetin salatanı beğenmiştim zaten. Geriye kalan puanları ana yemekle genel olarak tatlının da biraz kuruluğundan hani sunumunu da değerlendirdim. O yüzden 6 verdim ama tatlının da biraz kuru olmasından ve yemeklerin soğuk olmasından kaynaklı kalan 4 puanı kırdım. Puanım 6 bu şekilde. Teşekkür ediyorum size. Yine beklediğim bir puanı verdi. En azından 6'dan düşük beklemediğimi söylemiştim ve ona göre bir puan aldığımı düşünüyorum. Eksikliklerim vardı evet ama normal bir puan. Teşekkür ederim bunun için. Rica ederim. Size. Peki Seda'ya geçti puan gösterme sırası. Evet, son puanı da sen göster bize Hatice. Benim Serdar Bey'e puanım 6. Evet, teşekkür ediyorum. 6. Beklentin yani yorumları karşıladı Gülder'inki hariç. Hemen hemen aynı. Çorbasına, tatlısına, salatanın görseli çok güzeldi. Elinize, emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Pek diyebilecek bir şeyim yok ama 5 gerçekten hiç olmadığını düşünüyorum bu masaya. Yarın zaten Bilal'e daha detaylı konuşuruz, tartışırız. Yarın kimin evindeyiz? Ha kimin evindeyiz? Yarın bendeyiz. Ha Gökçe'ye gidiyoruz yarın. Evet, yarın bendeyiz. İkinizin çekeceği var benden gerçekten. Neyse biz oluyoruz. Biz Serdar Bey'den biraz kurtulduk galiba Hatice Hanım. Vallahi sanmıyorum ben. Ben bence bundan sonra çok rahatım. Bana neler yaptı bugün? İçip gelip evime gelip yatacağım. Bundan sonra siz düşünün kalmış diyor. Artık gerisi Allah-u Teala'ya emanet diyelim. Bitsin bence peki burada. Elin emeğine sağlık Serdar. Elinize sağlık. Sizi ağırlama çok iyiydi. Çok teşekkür ederiz size her şey için. Sizlere afiyet olsun. İyi akşamlar.